Merhaba arkadaşlar, dünyanın en saçma haber programına hoş geldiniz. Bendeniz dünyanın en kötü insanı İlker Canikdigil. Benim yanımda dünyanın en vasat mühendislerinden ve bugün telefonunu çıkar dayı tişörtüyle arzu endam eden Mustafa Seven. Merhaba. Şupra gömleğiyle gelmekten iyidir. Merhaba. Balıklı Rum hastanesinden aldığım gömleğimi giydim. Karşımızda eski İslamcı, yeni liberal, biraz sosyal daha eski. Demokrati tercih ediyorum. Sosyal demokrat daha iyi kamuflaj ajanlık için. Sosyal demokrat ne ya? Çok kötü. Hocam ajanın diğer dildeki versiyonu, Fransızca versiyonu. Şu an insanlar toplansın diye mi boş konuşuyor? Vahit. Hayırlı cumalar hocam. Vahit Gezer. Evet. 49 W bu arada. Söyleme ya. W49 diyecektim. W49 adlı kanalın. Onun yanında tabii ki radikal solun en önemli temsilcilerinden biri asla olmayan ama Cihangir solcusu lakabını alan, oysaki Kadıköy'de ikamet etmekte olan. Evet. Ve her türlü fikre karşı çıkmasıyla ün nam salmış Kumru Karataş. Doğum haritama baktım. Doğum haritam yüzünden oluyormuş. Ama asıl bugünün sürprizi. Evet. Kamera arkasında. Günaydın. Dağdan yeni gelmiş olan Nazım Yılmaz. Nazım, yaşadığın için çok mutluyuz. Yaşadığın için ne demek ya? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Eyvallah, çok sağ olun. Hoş geldin Nazım. Hoş geçmiş bulduk, olsun. Nazım Yılmaz'ın yanında konuşmayacak olan Selahattin Demirtaş. Ne yapıyorsun oğlum? Mertcan Demirtaş. Onun yanında yeni stajyerimiz bir haftası doldu. Geçen hafta bugün gelmişti. Değil mi? Hatırlamıyorum. Evet. Ve hala kaçmamış olan Enes. Evet. Enes Taylan. Enes Taylan. Ses konusunda uzman Enes değil mi? Reji masasında ünlü nerdlerden Mert Kafalı. Merhabalar. Onun yanında yepyeni stajyer, henüz 15 dakika önce ofise giriş yapan ve bu akşam itibariyle ofisi terk etmesini beklediğimiz. Bakalım ismini doğru söyleyebilecek misin? Elif Lara. Elif Lara Yılmaz. Nazım Yılmaz'ın akrabası mı? Onu bir tür nepotizm mi? Dudağına yaklaştırman lazım, hem de yüksek sesle konuşman lazım diyorlar. Ben bilmiyorum, anlamam sesten. Ve masanın perde var burada ses geçirmesin diye. Perdenin arkasına attığımız genel koordinatörümüz Gülsemin Angışlan. Ve? Uyuyor olabilir orada şu anda. Bir eksiğimiz var hocam. Ne kadar büyük bir ekibiz yalnız. Norveç'te bize katılan ama bugün Fethiye'deymiş Burak Yıldırmaz. Ya seste sorun olabilir. Evet, habersizler başlıyor. Hocam yaren açık gözde, kalbimizde, onu evet, da söylemem. Evet, bir de bu hafta çok önemli bir değişiklik var. Yaren maalesef bizi terk etti sayın seyirciler. Bundan sonra hayatına Babala'da devam edecek. Ya hocam hiç komik değil ya. Hayır, yaren pazartesi gelecek. Şu an bizi seyredip aa demiştir kesin. Yaren'in yokluğu eminim bazı alçak seyircilerimizi mutlu edecek ama onun yokluğunu doldurmak için iki stajyer geldik. Duble stajyerle bugün karşınızdayız. Biz bugün, sağ ol, 11 kişilik yemek söyledik mi bugün? İyiyim. Bir gün şöyle açalım mı? Bir gün. Hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyoruz gibi bir şey olmuyor değil mi? Millet toparlanmasını bekliyoruz. Abi bak, ben tweetlemedim, gelmedi kimse. Evet, şu an. Sen 2 biraz, dakikadır, 3 dakikadır burada oturuyorum, hiçbir şey öğrenmedim. Sen biraz oyala, ben o sırada tweetledim. Ama Mustafa Bey, bugün yine hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Oyalayayım sizi. Bir şey öğrenmemek üzerine bu program oğlum. Niye yapamadım, bunu anlamıyorsun? Telefonunuzu çıkardınız. Tişörte uygun bir konsept TV'de oldu. Dilim böyle yapabiliyorum. Flu TV tweetlememiş canlı yayını. Ya işte Yaren şeyde olunca. Evet. Alo! Yaren'e söyleyelim hemen. Bunun nesini bu kadar bir... Oo, gözlerine bakamıyorum. Fosforlu. Ve evet, gözleri. Yanımızda siz tweet'i atarken ben de Kral 1. Şubbili Ruhima veya Türkiye'de Bilinen adıyla Fahrettin Cürekli Batur. Hayır, hocam hayır. Hikayesini anlatır mısınız? Sponsorluk o kadar harika olur ki cuma sabahı bu tarihi karakterin hikayesini anlatsa. Bu sabah baktım bu sorunun geleceğini düşündüğüm için. Milattan önce 1200'lerde yaşamış Hit kralı kendisi. Abi zaten yaşı. Bunu 3 ay önce Cüneyt Özdemir'in kanalında kanala ismini koyarak reklamını yaptılar. Öyle zaten. Mi? Ha, Şubbiliyma. Supi diyorlar onlar size. Hay Allah ya, benim haberim yoktu, şimdi taklitçi gibi olduk. Evet. O zaman öldürür de yalnız ha. Evet, bazı tweet atıldı mı arkadaşlar? Ben ilk haberi okurken tabii. Gülse yapalım isterseniz. Gülse birazdan 115 saniye gecikmeli geliyor. Şu yayını ben tweetleyeyim en iyisi. Ki birileri gelsin de bari. Aklıma bin. Oğlum Flu TV nerede? Yani. Alo! Abi niye bağırıyorsun kulağının dibinde? Allah Allah. Mikrofon var. Şey gibi, rating metre orada yükseliyor falan.
Hocam Türk halk müziğinin önlenemez yükselişinden başlayalım dedim. Böyle çok alakasız bir yerden giresim var. Spotify'da son 4 yılda Türk halk müziği dinlemeleri %260 artmış. Bundan haberiniz var Mustafa Bey. Artık bunu ortamlarda satabileceksiniz. Ne kadar? %65. %260. Hani 260. Artık tamam. 3 kata yakın daha fazla dinliyor gibi olduk yani. Türk halk müziği. Evet. Türk halk müziği niye böyleyiz peki? Türk halk müziği ile kastettiğiniz şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Neşet Ertaş. Ha öyle mi? Evet. İyi. En normal çok, o değil mi? En çok paylaşılan Yalan Dünya, Neredesin Sen ve Sen Benimsin, Ben Senin isimli şarkılarıymış. Ve günün en çok saat öğleden sonra 6'sında dinliyormuşuz. Bak bak müziği. Gülerek söylüyor. Kesin dalga geçiyor şu anda Neşet Ertaş'la bence. Haşa. Ben hala yılın tweetini beklemekteyim. Abi bu bence normal. Normal olmayan şey İKSV Jazz Festivali kapsamında 2 hafta önce 10 gün önce gittiğimiz grubun ismini hatırlamadığım için Lightners. O kaytemiz. Luminers değil mi ya? Luminers. O mesela bana daha garip geldi. Bildiğin Amerikan folk şarkısı yapıyorlar. Konser alanına girmeden millet atlarını bağlamış. Herkes kovboy çizmesiyle gelmiş. Hani Türk halk müziği Amerikan folk'a göre daha benim de dinleyebileceğim bir şey gibi geliyor. Ama folk folktur hocam ya. İkisi de ama halk. Bizim seyircimiz bence Lumineers'ı daha çok seviyor olabilir. Bilmiyorum. Hemen bir poll açalım. Neşet Ertaş mı Lumineers mı? Taylor Swift abi, mi? Abi bir yere kadar oyalayabilirim. Selda Bağcan mı diye böyle. Ben kendim tweet etmek durumunda kaldım. Selda Bağcan'ın bir videosu var, ona çok gülmüştüm. Kendini beğenme ve met etme videosu var ya, o çok tatlı bir ama video. Ama çok da mütevazı bir hanımefendi. Doğrudur, şahsen tanımıyorum ama. Ben burada çok türkü söylerim, arkadaşlar beni Anadolu'yu bilmiyor zannediyor ama. Höşme erim bir içim bir içim türküsünü. Onların sözlerini irdelemek lazım. Höşmerim'in bir reçetesi var. Nasıl? Esmerim ya onun aslı. Ha, ulan. Çok iyi anladım. Mustafa Bey halkın adamı diye halkın sazanı düştünüz. Gerçekten saz, kilim ve türkü üçlüsüyle utanarak söylüyorum. Bilmiyorum yani. Bizim ama Flu Z'deki bağlamayı kim çalıyor? Sence bizim sence burada kim çalıyordu? Burada bu ekipte bağlamayı çalabilecek tek kişi kim? Danaun danaun danaun. Mustafa Sen. Hayır abi. Nazım Yılmaz. Nazım çalamadığı enstrümanların koleksiyonunu yapar biliyorsun. Tabii evde. Hocam Nazım kullanmadığı ekipmanların da koleksiyonunu evet, yapıyor. Ben de öyleyim. Ama bu haber çok sıkıcıymış. Ama yine de Neşet Ertaş normal türkü diyoruz ama ozanlar çok acayip abi. Yani onlar ne dinlersen dinle dinletiyor kendini. Yani Mustafa Bey'in halka yaranma çabalarına mesela alakam yok. Ben Ozan Çolakoğlu'nu seviyorum hocam. Siz Ozan Doğulu mu Ozan Çolakoğlu? Ozan Çolakoğlu eski arkadaşım. Bir severim. Tabii seviyoruz hepsini. Ben Gülşen'in eşi, Gülşen Hanım'ın eşi olarak biliyorum kendisini. Peki. Hocam bu haberden yola çıkarak ben bir şey sorabilir miyim? Eyvah stajyer. Abi formatımızda öyle bir haftalık stajyerin soru sorması yok ama buyurun dinliyoruz. Buyur ama kötüyse altında bir kapak açılacak. Spotify'ın kullanıcılarının yaş oranları nasıl? Genel olarak genç kesim. Bunu kime soruyorsun? Google'a soruyor tabii. Oğlum aç bak ne bileyim. Hocam ben de Spotify'da kendim de artist profilim olduğu için biliyorum oradan. Genel olarak genç kesim. Ha reklam yapıyorum. Ben de evet. Enes Taylan dinleyebilirsiniz. Allah'ım araya sızdı herifi. Hocam ama bu genç nesilde nasıl 3 katına çıkmış Türk halk müziği dinleme oranı? Yani Z kuşağı yeni nesil çok arabesk aslında. Öyle mi? Geçen sene arabesk bayağı zirvedeydi. Abi bence diye bir laf yok. Bununla ilgili anketi önümüze koyman lazım. Ne bileyim. Senin Konda'yı, hemen Konda'yı arayalım. Aynı haberde geçen sene arabeskin bayağı bir yükselişte olduğu yazıyordu. Bu sene halk müziği. Demek ki insanlar arabeskten sıkılmışlar. Ona yakın bir his olarak halk müziğine geçiş yapmışlar. Abi halk müziği daha eski, daha güncel, daha ne bileyim ya aman bilmediğim konuda ya konuşmayayım da yani halk müziği mi arabesk mi deyince halk müziği arabesk bizim mi onu bile bilmiyorum. Kültür adında mi? Arap var diye. Seyircilerimiz arabesk söylerler yazarlar şimdi arabesk Türk kökendirse. TRT arşiv yüzünden demişler. Berkan Kahraman İlker hocam Mustafa hocam selamlar demiş. Bu ilişki çok merhaba. Selamun aleyküm selam. Evet buyurun.
Yeni haberimize geçiyoruz. Metro turnikelerinden elektrik üretilebilir mi hocam? Önce bu soruyla başlayayım. Elektrik mühendisi bir arkadaş var aramızda, isterseniz. Hangi metro turnikeleri? Bu yürüyoruz ya. Geçtiğimiz. Aynen, geçtiğimiz. Şey bir daha sorar mısınız? Metro turnikeleri var ya hocam. Evet. Ondan böyle geçerken dönüyor o turnike. Evet. Bundan elektrik üretmeye kalkmışlar Paris'te. Üretilir. Hayır. Cevap veriyorum, üretilemez. Bir dakika, lafımı bitireyim. Üretilir. Ama ne kadar üretilir? Tam olarak. Ya tam yani. Bakan olacak insan, yemin ediyorum. Çok doğru bir şey söylüyor bu arada Mustafa Bey. Çünkü her geçen yolcudan 0.2 wattlık bir güç alınabiliyormuş sadece. Dolayısıyla hani bütün metro turnikelerini elektrik türbinine çevirsek bile mikro anlamda, ürettiğimiz elektrik çok da şey olmuyor, sürdürülebilir bir şey olmuyor günün sonunda. Abi bunun iki tane örneği var. Bir tanesi çok tatlı bir enstalasyon vardı, hatırlar mısın? Viyana'da mıydı, Paris'te mi? Yan yana bisiklet koyuyorlar, çeviriyorlar. Çıkan elektrikle bir aydınlatma bir binaya yürüyor gibi bir şey yapmışlardı. Ya bunlar şov amaçlı yapılıyor. Yoksa o yine pigi mi ne diyorlar, ufak hamster'a benzeyen şey. Onlardan 1000 tane koy, çarkta onlar dönsün sürekli. Tamam, mamalarını vermek gerekecek. Onu verirsin bir yandan. O mamayı yapmak. 3 vardiya çalıştıracaksın. 300 tanesi şey edecek. Acıkan inecek falan filan. Yani ciddi değil. Abi bana umut dağıtımı gibi geliyor ya. Bakın hala bir umut var. Yani çok darda kalırsak böyle turnikeden de öyle üretebiliyoruz. Bir de bizim ihtiyacımız yok oğlum. Biz bulmadık mı enerji, doğalgaz, bir yerlerde bir şeyler bulduk biz. Fışkırıyor şu anda ya. Habersizler devam ediyor sevgiler. Şu an az Karadeniz'de, evet hocam. Evet. Az önce Mustafa Seven şöyle dedi. Biz bir yerlerde bir şey bulmadık mı dedi. Evet. Gerçekten. Habersizler Flu TV'de. Bulduk mu çocuklar? Gabardan fışkırıyor hocam. An itibariyle. Pardon. Bu elektrik üretmede şey sorunu yok mu? Mühendise soracağım ama utanıyorum şimdi. Oha, büyük bir hışımla Gülsem'in geldi. Niyesin? Ne sorunu yok mu hocam? Evet, yani depolama. Hayır, ama onu demeyecektim. Bu kesintili bir hareket ya. Yani evet, aslında elektriği daha stabil bir şekilde üretebilmek için düzenli bir hareket olması lazım. Şimdi bu çok kesintili bir hareket. Yani bisiklet gibi bir şey olsa daha makul. Evet. Bunun için spor salonlarına bağlasalar daha ya iyi. Ya da şöyle yapabiliriz. Böyle tren olacağız. Herkes birbirinin omzuna tutunacak. Turnikeden böyle hızlı bir şekilde. Ara vermeden. İlker'in söylediği şeyle Lara'nın söylediği şey aslında birbirine iyi oturuyor. Mesela rüzgar enerjisi çok aslında temiz bir enerji ama düzenli olarak çalışmadığı için düzenli çalışmayan enerji kaynaklarında depolama ihtiyacı oluyor. Yani, ki ona göre çok daha düzenli. Evet. Tabii canım. Turnike ne? Yani. Peki, görüşmek üzere. Yani yok döner kapı artık yani. Çok mantıklı ama döner kapı tersi oluyor şu an. Elektrikle döndürüyorlar hani. Şimdi bu elektrikle ilgili Mustafa'ya bir şeyler soracağım ama korkuyorum seni de zor durumda bırakmaktan. Ya en fazla bilmiyorum derim. Ben elektrik mühendisliği kimliğimle var olmuş bir insan değilim. Bununla peki tam olarak açılım, hangi ben geldim var olduğunuzu? Aydınlatma tasarımcısı. Hayır. Bak cinsel. Saygın yerlere giriyorum. Böyle önemli hocaların bir şeylerini dinlemek için. O kadar burada program yaptık. Millet gibi cinselleri çok dinliyoruz. Ya ben 40 yaşından sonra şey hissine kapıldım. Keşke. Yani 10 yıl önce. Evet. Tek bir titirle yıllarca mesela mimari aydınlatma tasarımcısıydım. Lan keşke 2 sene marangozluk öğrenseydim. 1 sene handball öğrenseydim. Bir şey yani, ya da YouTuber falan olsaydım mesela. Mesela bu da bir şey aslında. Bir dönem hayatımın atıyorum 5 senesinde bunu yaptım. Bununla ilgili işte bir şeyler öğrendim. Tek bir şeye takılı kalmak saçmaymış. Elektrik şimdi sorusunu geçiştirmek için yaptım. Ha, söyle söyle. Sor. Gel. Telefon hakkımı kullanacağım. Şeyi çok istiyorum. Hani self-sufficient. Hani kendine yeten bir şey kurmak için. Mesela bu şeyler hala verimli değil mi? Güneş panelleri. Şöyle bir tane proje geldi. Orta Doğu'da, yanılmıyorsam Suriye'de bir çölde araba otobüs durağı projesi. Otobüs durağı yapıyorlar. Çölde fakat otobüs bekleyenler mi? Evet, yani çölün her tarafına yol yapamıyorlar herhalde. Oraya da şey koymak istemişler. Reklam panosu koymak istemişler ama onun neyle şey aydınlatacaksın? Gece çöldesin, arabayla gidiyorsun, durakta indin, reklam göreceksin. Nasıl göreceksin? Gerçekten büyük bir sorun. 2-3 sene öncesine kadar şey çözülememişti. Çok hızlı ilerliyor. Belki şimdi çözülmüştür.
Ulan çöldeki güneşin sonu yok zaten. Alıyorlar. Depolamayla alakalı, yani söylediğin verimliliği yüksek depolamalar şu anda askeriyenin elinde diyorlar. Yani halka inmiş bir durum yok ama teknoloji olarak herhalde çözdüler. Yani daha ufak hacimlerde daha çok enerji depolamayı. Ben bir ara şey almayı düşündüm çünkü. Çin malı bir alet var böyle. Manyetolu. Ya o işte turnike kafası. Aslında şey, dağcılar için falan öneriliyordu şey. Powerbank gibi bir şey. Onlar var. Crank, yani çeviriyorsun ama çok çok az elektrik. Evet, çok az. Zaten orada enerjiniz yok. Bilmem 2 kilonun hesabını yapıyorlar. Bir de onun şey, bir de jeneratör gibi onu götürmenin bir anlamı yok. Evet. Evet, evet, enerji sorunu çok büyük tabii. Yani mastürbasyonda enerji üretmek gibi bir şeyden bahsediyorsun. Yalnız o galiba mümkün makul diyorsun. Mantıklı olur. Yani şeyden halkımızı enerji üretimine desteğe davet ediyoruz. Dün çünkü YouTube'dan her hafta bize rapor geliyor. Çok da komik bir hale sokmuşlar şimdi. Bir soru geldi, sana da gönderdim. İşte aşağıdaki 3 programdan hangisi en çok aranarak bulunmuştur diyor. İşte biri senin programın, diğer ikisi de bizim yaptığımız önemsiz programlar. Onlar neydi ama? Yani önemsiz olduğu için hissetmemiş. Biri ekonomi, öbürü habersizler olabilir belki. Önemsizmiş yani. Hemen şey, sizin mastürbasyon bölümü. Giriyorsun, seçiyorsun. Altta da bilgi çıkıyor. Geçen haftanın en çok aranan kelimesi mastürbasyonmuş. Dedi. Sadece bu geçen haftanın. Geçen ayı, 22 bin. Ve geçen 100 yılında. Gerçekten. Yani 22 bin izlenme almış Mustafa Seven'in o programı. Geçen hafta sadece. 22 bin programı kişi. Seyretmeyenler için söyleyelim. Hani iki kişi oturup konuşuyor. Orada bir uygulama oluşuyor. Uygulamalı. Yok. Bunu nasıl açıklıyorsunuz mesela çok? Abi mastürbasyon. Bunun konunun uzmanı Nazım Yılmaz'a bağlanıyor. Estağfurullah hocam, şimdi aramızda daha kıdemliler varken. Hayır, bu sadece millet kendini tutmuş geçen hafta aramış değil. Bu muhtemelen geçen ayın da, geçen yılın da her zamanın en çok aranan şeyleridir bunlar. Abi, dolar kaç oldu? Yalnız mastürbasyon. Yani şöyle, şuna üzüldüm. 22 bin izlenme almış ya sadece geçen hafta. Hı. İKSV Jazz Festivali o kadar almadı. O kadar zevk vermiyordur. yani bu şey. Mustafa harika. Hayır, insan. İKSV'yi zaten seviyoruz, tüketiyoruz ama bir yere kadar tüketebiliyoruz demek. Bir evet. İnsan niye search engine'e mastürbasyon yazar? Abi yani 31 yazan da var. Yani daha sen uzunluğundan mı şey, kanalı kapattırmaya and içmiş. Hayır, olan. Abi her şey yazılıyor. Google'un olayı o. Evet, bu konu daha çirkinleşmeden ben yeni habere geçiyorum. Çirkinleşmek ne demek? Gayet insani. Çok özür dilerim. Konuyu kapatmadan önce 31 nereden geliyor biliyor musun? Biliyorum ama söylemeyelim şimdi. Tamam, peki. Evet. Ben hani bir beyin katkısı olur diye sormuştum ama istemiyor demek ki. Yeni haberimiz CHP'de sızdırılan Zoom toplantısı. Biliyorsunuz büyük bir ne deniyor ona? Fiyasko mu? Konudan habersizim. Skandal oldu. Habersizim. Bildiriyorum. Yani hiç bakmadım. Şöyle, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Zoom toplantısı yaptı CHP'li yöneticiler, bir takım yöneticiler. Ve bir video kesit gündem oldu o toplantıdan. AK Parti'ye yakın gazete ve televizyonlarda toplantıyla ilgili işte ihanet, darbe, junta falan gibi kelimeler kullandılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da bu toplantıdan genel merkezin haberi olmadığını söyledi. Toplantıda uzay temalı arka planıyla dikkat çeken Engin Altay sosyal medyada gündem oldu. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sen soruyu okurken 500 izleyici kaybettik zaten. Neymiş abi? Uzay temalıyı kaçırdım ben. Hemen görseli düşüyor, gelecek. Uzaya evet, düşüyor. Şimdi görseli gördüm gelecek. Bu Ekrem İmamoğlu. Bu Ekrem İmamoğlu. Evet. Habersizlerden. Arkasında Kemal Paşa var. Masanın üstünde bir Süper Lig kupası, bir Atatürk büstü, yanında da Allah ve Muhammed yazılı hat şeyleri kapsayıcı var. Kapsayıcı bir kupası. Çok, bir çok yok kapsayıcı. Sarma. Evet. Yani İki habersiz yine. Yani sen aslında. Hayır, şöyle. Videoyu izlemediniz mi gerçekten? İzledim ama şu, yani şu şuraya geliyor. Bu konularda Bahar Feyzan çok. CHP, Özlem Gürses gibi yani CHP'yi biliyor. Bir de o bir taraf şeyi anladığım kadarıyla bir Kemal Kılıçdaroğlu gitsinler var. Gitsinciler var. Ekrem İmamoğlu gitsinciler var. Yani bu konu şey, hani kim ihanet etti, kim sızdırdı? Kemal Kılıçdaroğlu'dan mı yanısınız? Ekrem İmamoğlu'dan mı yanısınız? Bilmediğim işte. Ooo.
Yok, o düşüyor bir de böyle aşağıya. Hocam aydaki adam gibi. Bu beyefendi CHP'nin önde gelen bir yöneticisi mi? Engin Altay, evet. CHP'nin önde gelen... Kimci ama? Kim? Hangi taraftan? Yani bu toplantıya katıldığı için ekremci diyorlar ama... Brutus. Bilemeyiz şimdi. Belki birileri de bu sızdırdı diyorlar şeyi. Abi bu işler çok nettir. Yani bir liderse birisi, hangisinin lider olduğunu göreceğiz. Yani liderlik böyle bir şey zaten. Oturduğun yerden lider olunmuyor. Peki sizce yani bu yapılan da, yani şunu kastediyorum, CHP'nin genel merkezinin haberi olmadan böyle bir Zoom toplantısı yapmak bir takım CHP üyelerle etik mi? Bak yine bunlar şöyle bir geçen şey verirken... Geçen hafta beni linçletmek için ellerinden geleni yaptılar. Evet, mesela geçen hafta da dedin ki şey... Sokak köpekleri mi? Babacığım, şey konuşabilecek misin? Konuşacağım. Vahit'in ismini Vahdet gibi geldi bir an aklıma. Fark etmez. Vahit dedi ki, bilmediğim bir haber, dedi ki insanlar çocuklarını okula göndermiyorlar karma olduğu için. Kız okulu açıldığında çocuklarını gönderecekler. Böyle baktığında evet, o kız okulları açılsın ama... Allah Allah, yine oraya döndü. Hayır, bu sefer şeye geliyor. Şimdi abi bu da o öyle. Geçen haftaydı ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kumru'nun şimdi söylediği soru, gerçekten gizli mi yapıldı? Gündemi neydi? Yani adamlar şunu da yapmış olabilirler canım. Bunlar kurmay oturmuşlardır. CHP'nin sorunları belki kendileriyle ilgili yeni bir oluşum yapmak için gizli bir şey yapıyorlardır. Ya da CHP'nin X bir gündemiyle alakalı fikir alışverişinde bulunuyorlardır, bilemem ki. Ama bu dediğiniz gibi iyi niyetli sebepler varsa hepsi eğer... Niyetli. Orada gizli de olsa bence gayet etik yani. Hepsi iyi niyetli. Ben ya, konuya başka bir yerden soruyu, yaklaşmak istiyorum. Niye mesela siz kendi aranızda bir toplantı yapsanız. Heh, tam onu soracaktım hocam. Kumru başkanlığında mesela diyorlar ki Flu TV'de şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi bunu bir defa bunu dışarı sızdırıyorsanız siz bırakın o işleri. Yani hani yani ya bilerek sızdırıyor olmanız lazım. Bu çok iyi bir şey. Eğer öyleyse tebrik ediyorum kendilerini. Ama eğer bilmeden sızdırıyorlarsa sanırım bu planlarını gözden geçirmelerinde fayda var. Çünkü bir Zoom toplantısının bile güvenliğini sağlayamayan bir ekip nasıl olacak da CHP'yi... Çünkü ekibin içinde Onursal adı güzel var diyerek taşımıza atalım. Yine bilmediğimiz siyasi espri yaptı değil mi? Evet. Yani bu sandıkları korumakla görevli olduğunu söyledik. Koruyamadı mı? Ha öyle mi? O yüzden... Koruyamadığı için istifa etti ya ilk turdan ama sonra. Ama burada komplo teorisi devreye giriyor. Belki de bilerek sızdırmışlardır. Olabilir. Katılımcı diye birisi var yayın içerisinde. O zaman da ama o beyefendi, adı güzel beyefendinin ne kadar başarılı olduğu anlamı çıkar değil mi? Ya tabii. Bilmediğim için taraf tutamıyorum. Sen yine araştırıyorsun, bir tandansın var, bir şeyin var. Tandans. Ben bilmiyorum gerçekten. Yine yanlış bir Fransızca kelime mi? Yok, doğru, eğilim. O zaman ne tekrar eğilim ediyorsunuz? De diyebilirsin. Eğilim. Ama çok güzel söylediniz diye böyle tandans. Felsefe 3. sınıfta okuyan stajyerimiz bu konuda ne diyor? Etik mi? Dinlememiş hiç. Farkında bilmiyorum. Dinledim. İnşallah çok bilerek sızdırmışlardır. İnşallah dedi. İnşallah dedi Sayın Seyit. AKP'li. Yeni İslamcımızı bulduk hocam. Ya haber programlarının taraflı olduğunu olmasını anlıyorum da habersiz programların taraflı olmasını anlamıyorum. Haberimiz yok. Neyin tarafını tutacağız? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O hala bitmedi ya. Diyemedim ya. Şimdi hocam şöyle bir hikaye var. Katılımcı diye bir kişi var ve onu... Yayının en başında görüyoruz. Dolayısıyla kullanıcının ne olduğunu anlıyoruz. Yani biz onun ekranından izliyoruz. Onu şey edebiliriz şu anda, simüle edebiliriz. Ben katılımcı olabilir miyim Mert? Ya Mert İmamoğlu mu olacak? Olabilirsiniz, hemen yapıyorum. Şeye tamam, benziyor bu arada. Katılımcı yap abi. Unfriended diye bir film seyrettim. Çok başarılı ya. Onun ikisini seyrettin mi? Hayır. İkincisi daha da başarılı. İlki başarılı diye bir daha şey etmek istemedim. Şu alakası var. Aynen bu şekilde... Bütün film bilgisayar ekranında geçiyor. Ha şey, evet, çok iyi bu arada. Müthiş. Çok güzel. Müthiş abi. Ben hatırlıyor musunuz, size bununla alakalı bir şey çekelim diye demiştim 3 ay önce. 7 yıl önce çekilmiş film zaten. Yo hayır, ikincisi. Kaçak girdim şu anda. Hiç konuşmayacağım. Kaçak girdim canlı yayına, hiç konuşmayacağım. Sizin konuştuklarınızı dinleyeceğim, not alacağım. Anladım. Kaydetmeyesin ama. Kaydedeceğim de. Kim bu ya? Erlik mi geldi? Bu katılımcı kim böyle? Yazıyor mu katılımcı şu an? Katılımcı yazmıyor. Onu arıyor şu anda. Ben Selin Hanım, siz misiniz? Film çok başarılı, tavsiye ederim. Zaten Timur Bekmambetov diye bir Rus yönetmen vardı. Sonra Amerika'ya gitti. Bu Angelina Jolie ile falan, neydi o filmin adı? Mermileri Wanted. Wanted. Wanted'ı çeken. O prodüktörüymüş.
şey hocam değil mi? Dark Web'den bahsediyorsunuz. Evet evet. Orada oluyor aynı şey yani. Birisi katılıyor. Aynen. Kim ya bu falan diyorlar. Demek ki gerçekte de oluyormuş böyle şeyler. Oğlum ben yokum, bana doğru konuşmasana. Allah Allah. Evet sayın seyirciler, Mustafa Seven'in görevine son verilmiştir. Görev. Tam görev şey verilmez, alınır. Fakat o sırada bir görevi de olmadığını fark ettik. Onun için son veremedik. Oğlum geri koyun şu herifi, ne oldu ya? Geri koyun şu herifi. Hocam ateşlemezlerse Mustafa Seven'i geri koymuyoruz. Fidye. Bu evet. Aşağıda yazan ateşlemeler gerçek mi? Gerçek. 54 TL ateşledi. Hocam hadi artık zamlardan konuşalım ya. Sıkıldım. Evet ya. Tamam. Geliyoruz Nazım oraya doğru. Nazım kanalı kapattırmak istiyor. Hadi başlayalım. Katılımcı geldi. Seri olarak başlayalım ya. Evet, motorine zam geldi. Bu ondan yanımda oturan arkadaş kim ya? Katılıyorum. Her şeye katılıyorum. Peki bir şey soracağım. Ekrem İmamoğlu mu soruyor bu kim diye? Üç kere soruyor hocam. Bu katılımcı kim diye. Hatta böyle gösteriyor. Bu katılımcı kim ya falan kimse yapıyor. Kimse cevap vermiyor mu? Cevap vermiyorlar ve tamam kimse değilmiş diye devam. Orada Zoom yayınlarına sızılabiliyor mu? Yani davet gitmeyen birisi Zoom'a nasıl davet gir? Gitmeyen giremez de davet gitmiştir muhtemelen. Tamam bir de... giden o zaman kim olduğu belli olmak hayır, durumunda. Hayır gizli yapabilirlerdi toplantıyı, öyle yapmamışlar. Şifreli yapabilirler. Şifreli değilse linke sahip olan herkes katılabiliyor. Ha, yani o zaman bildiğin bir katılım, fıkrası yani katılanlardan birisi o linki birine attığı zaman girebiliyor yani. Bir de kimin girip girmeyeceğini de bilmiyormuşlar ki. Yani bu şu mu, bu mu? Demek İPA'da ki... toplantısı vardı, birazdan gelir. Belki de odur. Kulüks kılan toplantısı değil o zaman yani. Eğer tabii herkese canım, bu arada atıyorlarsa. O giren izledim. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Buradayım be buradayım derdi hocam, öyle dayanamazdı. Hayır. Geldim geldim diyormuş. Ben Kemal geliyorum. Bu arada şey hocam, filmin ismini kaçıranlar olmuş. Unfriended Dark Web filmin evet. Full adı. Yani en birinci, son Netflix'te vardı. Birinci film Unfriended, ikinci film Dark Unfriended Web. Dark Web daha iyi. Friended evet. Again. Evet. O zaman... Zam haberlerine zaman, geçelim mi? Buyurun. Zam haberlerine geçmeyelim ya. Onu sona bırakıyor adam. Kıvrandıracak. Tatlı tatlı sona doğru böyle yavaştan yavaş. Ben zam haberlerine çok uyuzum ama ya. Ben zamlara hocam. Çok seviniyorum. Bence ülkemiz gayet iyi yönetiliyor. Daha yani çok mesela zam daha yapılmasını... değerli motorin kullanıyoruz artık. Daha çok zam yapılmasını rica ediyorum. Zamlar yetersiz bence. Hadi bakalım. Zaten bunlara zam da denmemeli. Ne denmeli? Fiyat ayarlaması daha... fiyat güncellemesi. Ben aslında şey bu konuyla alakalı önce şeyden başlayalım isterim. Hangi konu? Zamlarla alakalı. Zam yok diyorum hala zam. İsrar ediyorsun ya. Evet. Şazam. Taksi indi bindi ücreti 75 lira oldu İstanbul'da. Çok iyi, harika. 150 olmasını istiyorum. Evet başka. Ya madem bindin niye iniyorsun değil mi ama ya? Ha, bu zihniyet şey zihniyeti. Benim istediğim taraf başa gelemedi. Madem öyle onları seçtiniz alın şimdi size müstahak yok olsun ya. Zihniyeti de. Yok ya şey yani... Kılıçdaroğlu gelseydi de bu zamlar yine olacaktı dolayısıyla. Çok... Hatta bu sefer bence sebebi olmadığı için sonucuna katlanıyor olmak daha kötü olacaktı. Ya şey ama şu bu, yani şöyle bir sıkıntı var burada. Kılıçdaroğlu gelseydi de bu zamlar olacaktı bir teselli değil. Yani hani sonuç olarak ben neden yani bu adam neden motorunu şu an bilmem ne kadar ödüyoruz. Evet double ödeyeceğiz. Ne kadar? Abi ne ödüyorsan ondan bir tane daha ödüyorsun. Ben de birkaç tane olduğu için söyleme sahip. Birkaç kere fazladan ödüyor olacağız. Peki oğlum geçen ay ben maaşınıza zam yaptım. O zaman hiç kimse şey demedi. Bu zamlar ne ya demedi kimse. Zam bir daha Allah aşkına kimse şey yapmasın abi. Ne asgari ücret yükselsin tekrar ne başka bir şey olsun. Aslında onu yapmamız lazım. Yapmasınlar hocam. Zaten evet, yapmayacaklar işte, yapmamamız şimdi. Lazım. Bu, çok iyi fikir ya. Zamları geri alıyorum Mustafa. Geri al, yok verilmiş hak geri alınmaz ama bundan sonra hani hükümet de yapmayacak yeni politika herhalde onun üzerine şey. Orada iki tane şeye çok takığım bir. Çocuk ama özür dilerim affedersin abi. Estağfurullah ben şeydeyim abi. Birkaç motosikletin var ve hepsinin. Vergilerini çift ödüyor olacağız. Bizim bir derdin butonumuz var. Hocam 3 haftadır gelmedi. Derdim şu. Abi bilenler biliyor iyi ya da kötü. Ben deprem bölgesine de gittim. Orada elimden geleni de yaptım. Rakam söylenmez. İyi kötü hepimiz şu odada oturan herkes maddi yardım da yaptı. Yapmak zorunda da değil. Gönlünden kopar yapar. Türkiye'deki herkes yardım yaptı. Dünya ülkelerinden deli gibi para yağdı.
ben 40 yaşında bir birey olarak yıllardır deprem vergisi ödüyorum. Maaşımdan kesiliyor sürekli. Nerede abi bu para? Nerede abi bu para? Seçimde harcadılar, çatır çatır yaktılar, yaktılar. Şimdi vatandaşın üstüne kırbacı vuruyorlar. Yani iki motor olması, üç motor olması dert değil. Tabii abi. Benim bu parayı ödüyor olmam da dert değil. Benim namıma sen yardım yapıyorum, ekonominin açığını kapatıyorum diyemezsin ya. Evet. Böyle bir şey yok. Hayır, doğru söylüyorsun. <şimdi. gülüyor> Mertcan'la geçen iki hafta önce çektik işte bölümü. Ağrı'ya gittik geldik. İnşallah çok güzel de bir bölüm ondan yapıyoruz. Ondan da konuşacağız herhalde izlenecek. Değil mi? Abi çocuk burada yani yola çıktığımızda 24 liraydı. Her uyandığımızda, ertesi güne geldiğimizde 27 oluyor, bir şey oluyor. Çok mu uyudun? Dönerken 34 lira oldu. Abi böyle bir şey var mı ya? Hala birileri, 3 ay sonra. Birileri kalkıp hala diyor ki, abi yurt dışında daha pahalı benzin, sevinmeliyiz. Ve hayatında yurt dışına çıkmamış, şuradan Edirne'den dışarı çıkın abi. Gerçekten yani Yunanistan, Bulgaristan dahil olmak üzere. Seyircilerimizin yorumları güzel bir kanaldı diyorlar. 2.20 euro falandır benzinin litresi. Ama şunu anlamıyor herifler ya, birim birim. Adamın zaten asgari ücreti 2000 euro. Nazım'ı susturmak için acilen mikrofonunu. Aslında 34 lira benzin nedir abi? Ben çok sinirliyim. Ben de şey. Ama bir dakika ben bir hemen karşı tarafa geçeyim. Hocam bir dakika tabii, şey bir tüy dikeceğim, ondan sonra siz alın. Tüy diken iyice dikin de. Aynı zamanda deprem. Sıcakmış ya yazın. Aynı ya. Zamanda deprem döneminde. O sevmiyorum. Deprem. Deprem döneminde yapılan canlı yayında toplanan milyon liralarla alakalı da. Ne yapıldığına dair. Hayır, yani parayı bana verdiniz, biz daha yaktılar. Ben bu yani argümanlarınızı son derece yanlış buluyorum. Nasıl yanlış? Neden hocam? Allah aşkına. Hans, Johnny, Herkel, Frank. Daha takıldığım şey, iki tane şey var işte. Bir. Nerede göremiyorum? Yok, basamıyorum işte. Basabileceğim bir buton istiyorum. Aynı yönetici grubunun kararları şimdi tam tersine. Yani tutarlılık esastır ya. Şimdi belli bir süre belli bir ekonomi programı uygulandı. Şimdi tam tersi uygulanıyor. Çünkü o ekonomi programı bizi... Ne bir refah çıkarttı başında söylendiği gibi. Çok daha şey bir duruma geldi. Kimse hesap sormuyor. Benim öyle derdim var. Yani bizim Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki ben ekonomistim, ekonomide anlarım, bu böyle olacak dedi. Bir yerlere gittik. Şimdi tam tersi yapılıyor. O zaman peki o boku niye yedik diye bir fıkra vardır ya. Bir ona takığım. Yani tutarlılıkla alakalı bir şey var. Yoksa ekonomik olarak bilemiyorum. Önceki mi doğruydu, bu mu doğru vesaire. Yöneticiler bilir. İkincisini İlker size olan şeyini söyledikten sonra söyleyeceğim itirazını. Ya bu popülist bir argüman Nazım'ın yaptığı. Nazım popülist bir insan. Hocam popülist diye şeyi de anlıyorum. Yani gerçekten CHP gelmiş olsaydı, yani masa gelmiş olsaydı da ekonomi gerçekten kötüye gidecekti. Bunun bir sürü sinyalleri var zaten. Mevzu şu, yani Osmanlı'nın son dönemini düşünün. Bilen, tarih bilen herkes bilir zaten. Yani çökme dönemindeki... Vergiler tamam mı uygulanıyor şu anda? Ben bilmiyorum Osmanlı'nın. Ben hayır, duymadım abi. Abi biliyormuş gibi durduğuma bakma. Gerçekten Osmanlı'da vergi Emrah Safa Gürkan'a yani şu MTV'yi çıkartan adam abi çok küçük bir şey. Ne olur rakamlara takılmayın. Yok hiç ben artık merakla küçük bir şey de kalmadı. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira her insan için çok büyük para da bir gün kalkıp şunu diyebilir bunu isteyen adam. Bankandaki paraya el koyuyorum arkadaş. Bir seferlik. Yani bunu diyen adam bunu da yapar. Gittikçe manipülasyona geçmeye başladı. Şimdi zaten bankada paraya el koymanın ikinci seferi kalp krizi gibi olmuyor ki. Yani bir kere koyması yetiyor ya. Bir seferlik el koyuyorum ne demek? Ayrıca bu? Vergi çıkarmak varken niye el koysun abi? Çok saçma bir şey değil mi bu? Zaten ölüyoruz ya. Abi yok yani çerçevede Nazım'la hemfikirim. Abi ortada ben hepinize karşıyım. Ekonomi kötü yönetiliyor. Sen zamlar harika. Ekonomi harika. Hocam ben şeyi anlayamadım. Şey diye girdiniz ya, bu çok popülist bir yorum. Hı. Yani popülist bir yorum olması doğru olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Yok, değiştiriyor. Yani popülist bir boka yaramayan bir yorum yani şu anlamda. Nazım'ı eleştirmek için söylemiyorum. Ama tam Nazım'a bir boka yaramıyor gibi konuşuyor. Şimdi abi tabii ki zamlara laf ettiğin zaman mesela hemen Nazım yürek yemiş diyenler var yani. Seviliyorsun. Ama bunu şey argümanı şey yani zamlara kızmasına demiyorum aslında. Şey argümanı yanlış. Nereye gitti bu para argümanı yanlış. Hmm. Yani o bir abi sorulacak kasa. Soru budur ama yani başka ne soracaksınız? Abi ama o zaman şöyle anlaşılıyor. Sanki
o deprem paraları harcanmasaydı şimdi benzine zam gelmeyecekti diye bir şey yok. Ama şöyle de bir şey var İlker. Yani bilmiyoruz hesabı, onu diyorum. Benim maaşımdan düzenli olarak yıllardır bir para kesiyorsun. Hı-hı. Diyorsun ki bu parayı ben deprem olduğu zaman sana yardım etmek için kullanacağım diyorsun. Peki diyorum. Yıllar sonra, 10 sene sonra deprem oluyor. Ben sokakta kalıyorum. O parayı benim için kullanmıyorsun. Ya da o para... Ama niye kullanıyorlar işte, bir sürü şey. Ama abi çok fazla bir hasar var. O bütçe bu kadar yıldır çok daha fazla toplanmış olması gerekirken yetmiyor. Şimdi tamam, tam o noktada şuna gelmemiz lazım. O zaman biz hesap uzmanı gibi oturacağız. Yani kasa dedin ya. Yani o... Kasa kolaylığını hemfikirim. Yani oradan bir dönem ihtiyacın olur, alırsın. Kullanırsın ama geri koyarsın. Bizimki alınmış alınmış, geri konmamış gibi duruyor şu anda. İşte devlet de geri koymaz abi. Zaten para basma lüksü olan, yani devletin en büyük avantajı para basma lüksü olması. Evet. Niye geri koysun? Yani doğru. Ne yapsın? Matbaayı çalıştırıp. Ama işte basınca da kıymeti düşüyor ya İlker. Yani şu hocam, anda bir kıymeti yok paramızın. Ay, tabii. Dolayısıyla hani onu açıkta şey gibi düşün ya. Borça borca yazmış gibi düşün. Evet. Kasa. Bir de mevzu şu. Yani normalde bu parayı harcadınız harcamadınız meselesinden öte devlet bu tip şeylerin şeffaf bir şekilde açıklamasını yapabilecek bir kurumdur normal şartlarda. Öyle midir? Dolayısıyla... Bu nerede böyle? Senin Fransa'n öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Nereye be? Hadi bakalım. Yani ne toplamış devlet, nereye harcamış? Bunlar Sayıştay kurumu bir tek Türkiye'de olan bir şey. Türkiye'de de yayınlanıyor olması. Doğru. Normalde yayınlanır bu tip şeyler ama yakın zamanlarda çok böyle... Bütçe nereye gitti tam bilemiyoruz. Çünkü normalde biz bundan 5 sene öncesini konuşalım yani. Her sene sonunda meclisteki bütçe tartışmalarının ne kadar hararetli olduğunu görürdük. Yani bütçe belirlenirken, ki bu bir ayı bulan bir süreç olabilirdi ya da haftalar sürerdi en azından. Hangi bakanlığa, hangi kalem için ne kadar para verileceği meclis tarafından tartışılır ve belirlenirdi. Ve günün sonunda da Sayıştay denen kurum hangi para nereye nasıl harcanmış? Örtülü ödemek dahil mi bu kalemlere? Tamam, habersiz olarak soruyorum. Şu an Sayıştay yok mu Türkiye'de? Şu an Sayıştay var ama biz deprem için toplanan para ne kadardı? Bu nereye harcandı dediğimizde bunun cevabını alamıyoruz. Bundan 10 sene önce de Mehmet Şimşek en azından açıklama yapıp şunu diyebiliyordu. O parayı aldık, biz yol yaptık diyordu mesela. Ne kadarıyla yol yaptınız da diyemiyorduk ama en azından... Yol yapılmış, tamam, bizim paralar depreme ayrılmamış. Peki, gerçekten meraktan biraz da mizahi olarak soruyorum. Yarın çıktı Sayıştay, dedi ki biz o paraları işte sosisli sandviç aldık atıyorum. Yani sonra da böyle yaptı. Döktü onu yani. Nazım Yılmaz'a destek verdik dedi. İşte Kumru Karataş'ın, fon mu verdik? Hayır, öğrenci harcını ödedik dedi. Şey. Yani sana döktü abi, 1 katrilyon... şeylik, sellik bir Excel hesabı döktü. İşte o ne saatten sonra da siz şunu diyemezsiniz. Niye sosis aldın? O sefer de kalemlerin tartışması başlayacak. Niye sosis aldın da bilmem ne almadın? Niye o parayı oraya yatırdın da buraya yatırmadın? Yani gerçekliği olmayan bir şeyden bahsettiğinizi orada söylemek için mizahi bir dille seni eleştiriyorum. Ahlaki olarak hocam, iyi niyet, yöneticilerin ahlaki iyi niyetleriyle ilgili şüphe oluştuğu için yıllardır bir kesimde yoksa adam öylesi atıyorum. Bir açıklama, bunu tescilliler yalnız sadece. Hani dese ki yok biz o parayı deprem için harcadık, şu kadar konut yaptık, bu kadar maliyeti oldu. O zaman İlker Hoca'nın dediği gibi o kalemler. Oğlum konut maliyetlerini çıkıyor. Biliyoruz. Hani yaptıkları 5000 konut olsa total paranın, yani bu para çok daha büyük bir para. İlker Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Gerçekten. Ben de AKP temsilcisi. Hayır, gerçekten vatandaşın her ay maaşından kese kese ödediği, yıllarca ödediği verginin nereye gittiğini bilmek istemesi absürt bir şey mi? Hayatım, onu demiyorum. Ya çok dev bir mekanizmayı. Yani sen bana diyeceksin ki, diyelim ki ben gelecek ay şey yapamıyorum, maaşları çıkaramadım. Dedim ki 5'inde ödeyeceğim size dedim. Ya da düşürüyorum maaşlarınızı dedim. Sen bana diyorsun ki sen son 5 yılda flütüye yaptın, bütün harcamaları çıkar. Oğlum nasıl ben sana onun hesabını vereyim? Yani... Karşı tarafta diyor devlet ki... Devlet verebilmeli ama. Devlet olarak, öyle evet. Bir bakın, şey ya. Ben AKP'li değilim. Estağfurullah. Oo. Estağfurullah hocam. Bunu diyenler ama, genellikle öyle yani şey, devlet zaten tam olarak bu yüzden var olan bir mekanizma, tamam. Ya. Böyle bunun şeylerin hesabını verebilmeli. Yapılıyor. Seçim bunun için yapılıyor. Heh, bak çok güzel. Seçmediler başından diyor hocam. Başından beri söylemek istediği şeye geldi. Abi bunun için yapılıyor. Madem oy verdiniz o zaman katlanacaksınız yani, diyor. Yani seçimde sen ne diyorsun abi? Evet bu...
ekip bu şekilde Türkiye'yi yönetsin diyorsun. O zaman neye şaşırıyorsun? Tamam yani? Da %48'lik kısmın ne suçu var o zaman? Tabii yani. Ya ben görmek ben istiyorum verginin nereye gittiğini. İşte bak, bu kafa şeye götürüyoruz. Yani geçen hafta söylediğimiz şey, seçimle şeriat gelsin mi diye soralım. Gelsin diyenler fazlaysa şeriat mı olacak? Ama hayır, aynı şey değil ki abi. Yani şöyle, yani şunu demek istiyorum. %48'i bilemem dediğin anda hani. Abi yani bütün bütün yönetimlerde de sen bilirsin o işleri. Dernekçilerin falan. Tabii. Yani şeyi kapatırsın hesabı. Geriye dönmenin. Yani o zaman ne kadar geri döneceğiz abi? Osmanlı'ya kadar mı geri döneceğiz? Yani. Hayır hayır, somut bir kalem var birader. Bugüne kadar şunun cevabı nedir? Abi, Türkiye'de son 10 yılda. Son 25 yılda Türkiye'de toplanan deprem vergisi kaç paradır? Bu kadar. Tamam. Bunu kuruşu kuruşuna söyleyebilir. Söyleyebilir evet, zaten bunu evet. Ne oldu evet. Sonra? Hayır. Söyleyse sonra ben kaçırdım. Öyle bir. Bu biliniyor zaten. Öyle mi? Bilinmiyor diye biliyorum hocam. Niye hesabı yani ne kadar hesabını bizim tek tek. Hayır, ne kadar alındığı bellidir. Biliyorlardır ama henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sadece bunun enflasyondan yani arındırma hesabını henüz fizikçiler çözememiş galiba matematik. Şeye soramıyor muyuz bunu? Var ya. Sorabiliyoruz evet. Hadi soralım. Abi sorun bakalım. Hadi sorun. Özlem Cimer mi? Bir şey demiş. Salladım. Yani Cimer'e de sorulabilir. Ben AKP'li değilim dediniz de estağfurullah dedik ya biz de. Estağfurullah ne ya? Seyirciler biliyordur kesin. Yazsınlar kaç para toplandı. Hay Allah'ım ya. Ya ne yapacağız? İnternete sor. Ya kaç para? Milyonla milyarı karıştırıyorlar toplama çıkarmadan. Hocam dalga. Hocam ya aşk olsun, komik olsun diye yaptığım şey bak, benim önüme süremezsiniz ya. Bak yine soktum bizi siyaset politikacım. Ulan ne güzel bak, millet tatilde Göcek'te şurada burada denize giriyor. Evet evet, tatil konuşalım biraz. Ha? Çadır aldım dedi. Ne yapacaksın? Çadır. Çadırları sattılar. Tamam. Yani çadır aldım dediyse sattım. Eyvallah diyeceğiz zaten. Sattım yani desin aldım, zaten sattım. O çadır aldım desin. Biz de aferin diyelim. İşini yapmışsın diyelim yani mevzu. Yalnız marka vermeyelim. Peki gerçekten samimi bir şey soracağım. Biraz tartışmalı bir şey. Sizce geçen 20 yıl başka bir iktidar olsaydı, bak CHP de demiyorum, böyle olmayacak mıydı? Ne Kantor anlamda? Fakir, evet, bir soru hocam bu. Ha? Bilemeyiz. Olmayacak. Sen ne diyorsun? Sus. Dur. Sen daha yeni geldin, olmayacak dedin. Hocam kim olacağına bağlı şu an yani. Yani işte fark. Bu arada ne anlamda? Mesela Ekmelettin İhsanoğlu olsaydı. Ekonomik anlamda mı? Özgürlükler hocam, anlamında mı? Bu mesele yani. Ekonomik anlamda bu kadar kötü olmazdık diye düşünüyorum. Yok bu hesabı sorsa yani bu olay, bu şey hesabından bahsediyorum, deprem vergileri hesabı. Hı hı. Bu konu olmazdı diyorsun. Olmazdı, hayır. Yani Türkiye'de ben diyorsun diyorum ki. Eğer deprem vergisinden ben olurdu diye düşünüyorum. Yine olurdu evet. 99'dan akıllanırlardı diye düşünüyorum. Şaka anladı İlker'in olurdu diyeceğini, hemen atladı. Anlat lan, nasıl olurdu? Dur Nazım'ı sıkıştıralım. Nazım olur muydu olmaz mı? Nefretle bakıyor Mertcan'a şu an. Ya şey olurdu, yine olurdu ama bu hacimde olmazdı. Ulan güvendiğimiz dağlara kar yağdı şu anda. Hacim oğlum, madem olurdu ne konuşuyoruz? Özlem Hanım diyor ki 20 yıl iktidar olmaz zaten. 20 yıl ne ya diyor. Hani kadın haklı olarak. Evet. Ha bak, sorun orada aslında evet. Tabii. Yani tabii. 20 yıl olunca artık 20 yıl kim olsa yapar kafasında. Yani bir de 20 yıl öncesinin hesabını nasıl soracaksın? Abi ne yapalım ama yani oyla geliyor. Yani insanlar başarılı ki istiyorlar. Geliyor yani, ne yapalım? 10 yıl iyi yönettin, teşekkür ederiz. Gitsin başkası mı 10 yıl iyi yönetsin diyeceğiz. Ben şuna üzülüyorum. Yani 100 yıl da kalabilir. Eğer başarılı. Ben daha önce de bunu söylemiştim. Ya birisi hırsızsa eğer. Hı hı. 5 milyon dolar falan çalıyorsa mesela. Kapı mı çaldı, ne oldu? Yine bir espri anlayışı var. Hayır, öğreneceğiz. Yani birisi hırsızlık yapmaya kafaya koyduysa. Hı hı. Bunu önlemek çok zor. Evet. Ve bunun kulbunu bulmak falan da çok kolay. Ve bu aslında diyorum ki ben, bu toplumla ilgili bir şey. Yani hak etmediğim bir şeyi almak ya hırsızlık. Bir minik istisnayla bu er ya da geç ortaya çıkar. Yani yok, algıda çıkmıyor bile olsa. Şöyle, ben sana dedim ki akşam buluşacağız, bir filme gideceğiz. Ben sana dedim ki ya gelemiyorum, yalandan oğlan hastalandı. Ki yapıyorsun. Bir dedim, iki dedim. Ali hastalandı. Allah'tan Ali çok hastalanan birisi değil. Neyse. Abi sen de 3-5'ten sonra bir şey algısı olur. Yani o anı kurtarabilirsin yalan söyleyerek ama belli bir süre içinde ya bu biraz sıkıyor algısı oluşur. Bizde 20 senede halkın bir kısmında bu oluştu işte. Yani bizi yönetenler samimi değil. Bir şeyleri gizliyorlar. Bir şeyleri belli bir amaç için yapıyorlar. Mesela ben hala AK Parti'nin şeyini bilmiyorum.
davadaşlığı var ya, aynı dava için mücadele ediyoruz. O davanın ne olduğunu biliyor musun? Büyük İslam. Biliyorum da burada söyleyeyim. Hayır. Türkiye yüzyılı. Hayır, o yeni. Şahlanan yeni Türkiye. Hayır, o yeni yani. Ben Mustafa Bey'e katılıyorum bu arada. Yani hiçbir ideoloji etrafında toplayamıyorsun o güruhu baktığın zaman. Nasıl? Bir daha pardon. Mustafa Bey'e katılıyorum. Çok ilginç bir şekilde hani MHP'sinden tutun CHP'sine bütün partiler aslında belli bir ideolojik altyapı zemin üzerine oturtmuşken kendini, gerçekten AK Parti'nin yok böyle bir şeyi. Ve bu çok enteresan. Belki de bu yüzden 20 yıl boyunca iktidarda kalabilirler. Yani habersizim bu dediğim. Evet. Ondan bilmiyorum. Evet hocam. Ve böylece program Barbara çıkmaza Palin girdi. Evlendi hocam. Ama abi nasıl olur, bu konuyu tamamlamadık ya. Bence tamamladık ya. Tamamla. Hocam Vahit sıkıldı. Tamamla. Ben sıkıldım. Hani başkası değil, ben sıkıldım. Yok sıkıldım. Ama herkesin 2 saat daha konuşmak herkesin isterim. İçi rahat etsin, öyle bitirelim. Nazım içim rahat mı çocuğum? Değil tabii ki. Hocam ya benim de hiç rahat değil bu arada. Değil. Ya, ben de bir şeyler söylemek istiyorum da 1 saatlik Flu TV kariyerimi riske atmak istemiyorum. Buyurun söyleyin. Buyurun kısa söyleyin ama. Söyleyeyim. Şöyle bir sorun var bence. Stajyer hiçbir şeyi yok. Silivri milivri. Paris'te oturuyor. Evet söyle çocuğum. Bence şöyle bir sorun var. Mesela yaptığınız örnekte de analojide de diyorsunuz ki. Şimdi, analoji ne? Bana mı örnek, diyorsun? Evet. Diyorsunuz ki şimdi benim bir evim var. Ben evdeyim. Eve hırsız giriyor. Hı-hı. Eve hırsız girdikten sonra İlker Bey burada şöyle diyor. Hırsız var diye bağıran yok ki. Hani biz gidip ona yardım edelim diyor. Yok aslında onu demiyorum. Ne diyorsunuz o zaman? Hani, ben zaten anlamadım. Hani kesin halk bence bunlar sen rahatsız yaptın. Değil ki diyor. Peki hani şunu halk diyorum. Bunlar rahatsız olsaydı AK Parti'ye oy vermezdi. Ha bak bence çok doğru söylüyorsun. Dolayısıyla diyor ki halk bunlar rahatsız olsaydı o hırsız yok, var diye. Yok tam olarak onu demiyorum. Anladım. Ortada anladık. Bir hırsızlık varsa o hırsızlık tek başına ortaya çıkmış münferit bir olay değil diyorum. İşte yani hayat bazen de, böyle bir şey. Yani evet var? Yani şunu diyorum. Gelirsin benim evim 15 var. Dakikada bitirirsin adamı. Hayat böyle bir şey. Tebrik ediyorum seni. Tam öyle değil. Şunu demeye çalışıyorum. Hayat böyle. Şansalardı bildik mi diyorsunuz hocam? Tamam, siz dinliyorsunuz. Yani benim evim var. Kat çıkmak istiyorum mesela. Şimdi bu bir hırsızlık aslında. Tamam mı? Ben bunu yapmaya kafaya koydum diyelim ki. Bu benim hırsız burada. Yasal gittim. Olarak da yapabilirsiniz tabii. Hayır, hakkım yokken diyorum. Ha. Yasalsa zaten yaparsın. Lara bunu söylemedi ki. Hakkım yok. Hayır, daha gittim, güzel. Gittim daha tamam güzel. Mı? Ne daha yaptım? Güzel. Belediyeye gittim. Nazım'a geldim. Dedim ki ya belediyede tanıdığın var mı dedim. Burada başladık. Tamam mı? O şeyi yaratmaya. Corruption işte. Çürüme yani bu. Gittim. Nazım da dedi ki abi bir abi var hallediyor dedi. Kaça hallediyor dedim. 250 bin dedi. O 250 bini tokaladım o abiye. Şimdi şey diyemezsin yani. O abi çaldı diyemezsin oğlum. Ben verdim parayı zaten. Yani aranızda şöyle bir fark beraber var. Beraber yaptık. Lara'cığım. Diyor ki bizim toplumumuz bu. Yönetici de bu diyor özetle. Evet. Senin örneğine de bunu şey edersek. Hırsız girdiği evin ev sahibinin de hırsız olduğunu aslında söylüyor. Bu kendi görüşüdür. Ama sen iyi bir başlangıç yaptın. Tebrik ediyorum seni. Denedin ama olmadı. Bak ama yine ben kazandım. Devam etmek istiyorum. Ben ondan yanayım. Hocam. Var mı bir itirazın? Var tabii. Söyle. Şimdi ama devletin buradaki görevi şu. Devlet dediğimiz şey zaten bunun olamamasını sağlamak için olan bir organizma. Yani buna ben ne diyeceğim? Nazım'la aramda hallederdim o zaman kat çıkmayı. Ama devlet burada bize bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Sizin bunu yapmaya izniniz var mı? Ya da bu katı çıkarken siz bunun nasıl bir planını yaptınız? Burada deprem olsa bu kat yıkılır mı? Gibi soruları sorması gereken organizmanın adı zaten devlet. Evet bu da bir safsata. Yarını ara sen geri dönmesin. Sen olduğu için iyi safsata yapıyorsun. Hocam aynısını yaklaşık 10 kere falan Nazım ve ben de söyledik. İşte, evet. Yani o çok daha güzel söyledi bence. Safsata şu sanki şöyle koyuyor yani halk var bir de devlet var. Halbuki yok öyle bir şey oğlum o da o. Yani onun aynı adamlar ve kadınlar yapıyor bunu anlatabildim mi? Yani o belediyedeki adam da yine halktan çıkmış biri. Dolayısıyla şunu diyemezsin yani halk çok kötü olacak atıyorum veya tam tersi. Devlet çok kötü ama halk çok iyi diye bir şey olamaz. Kumru'nun bakışını görmeniz lazım. Anlatabildim mi? Evet ama şurada da şöyle bir şey var. Evet, buyurun. Evet Cem hadi evet, programı devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler Münazara programına hoş geldiniz. Son söz hakkım bu sefer de yenemezsen kapatıyoruz evet söyle. Vahit. Vahit. Vahdet. Vahdettin diyoruz da vahit. Vedat'tan geldik yalnız buraya bence. Böyle oluyor mu diye. Yani o kadar para mesela orada çalındı. Sonrasında bunun hesabını devlet veriyor mu halka dediniz ya. Şimdi böyle baktığınızda iki taraf ben dememiştim ama Mustafa demişti ama evet. Ben dinlemedim pardon.
Sen dedin ya Vahit'e Fransa'da veriliyor mu? Dedim. Evet veriliyor mu? Peki. Şimdi bu ilişkide şöyle bir sorun var Türkiye'de. Devlet ile halk arasında bir iletişim yok. Yani mesela oy veriyor. Halk oy verdikten sonra sanki söz hakkını tamamen oradaki milletvekillerine ve başkana veriyor. Dolayısıyla da kendisinin sonradan müdahale edemeyeceği ve onlar tarafından nasıl bir karar verilirse ona uymak ve boyun eğmek zorunda kaldığı bir şekilde devam ediyor. Yaşlandım gibi düşünülüyor ya. Bu. Ama şimdi böyle değil devlet değil mi normalde? Normalde senin ondan yine yani oy verdikten ve onlar seçildikten sonra da hesap sorabileceğin bir organizma olması gerekmiyor. Ve şimdi, Fransa'da bunu al belan kutlu olsun. İnsanlar şu an yağmalıyorlar şimdi Fransa'da. Bak, Lara sen akıllı, hızlı, düzgün konuşan, söylediklerinin anlamı olan bir insansın. Biz burada böyle insanları sevmeyiz. Şimdi Nazım'a bakıyorum sana zaten bir gıcık kaptı. Böyle bir konuda fikrin var onu savunuyorsun falan. Yani bugün de otur çayımızı kahvemizi iç. Ama o kadar ya. Ama ya bütün burada arkadaşların sana nasıl bakıyorlar? Teşekkür ederim bunu dile getirdiğin için ama yine yanlış söylediğin şey. En azından doğru ya da yanlış diye yorum yapabiliyor senin söylediğine ilgili. Sabaha kadar tartışabiliriz hep aynı yere geleceğiz. O devleti kuran yine bu halk oluyor. Dolayısıyla Fransa çok 1789'dan itibaren düşündüğün zaman ve öncesinde kattığın zaman çok mücadeleler ve yıkımlarla geçip ve sömürgeci hani başka kaynakları var. Hani sömürge gelirleri var. O zaman bir soru sorup bırakabilir miyim? Hayır hayır ama bitirmedim henüz. Yani şey demek doğru değil. Fransa'da bu olmuyor demek. İşte aslında Nazım'ın kızdığı beyaz Türk gibi oluyor. Yani Fransa'da bu işler böyle değil demek. Olur mu canım? Fransa Avrupa'nın en büyük hırsızını arıyorsak Fransa'dır yani. Yine başladı. Bunu abi, da sabaha kadar konuşuyoruz. Abi ülke olarak çalmak başka bir şey. Başka bir ülkeden çalarsan. Fransa'ya gidiyor Almanya'ya. Çalıyor geri geliyor. Ya o şunu diyor. Fransa'da kat çıkmak diye bir şeyi kontrol düşünemezsin. Vardır, hayır. Zaten diyor yok olur diye. Düşünemezsin böyle bir şey. Böyle bir şeyi. Yani kalkışamazsın böyle burada bir şey. Burada haklısınız. Evet. Balık baştan kokar. Ama kimsek oyuz. Başımızdaki evet, yani, da okeysiz. Falan diye. Anlatabiliyor ne mi? Demek acaba kat çıkmak istiyorum Fransızca? Ne demek? Ama sorum şu benim. Yok o böyle bir şey o yüzden zaten. Bir dakika. Akıllarından bir dakika. Oy verdikten sonra hükümetin kararlarını sorgulama hakkına sahip değil miyiz? Dev mi etmiş oluyoruz biz orada söz hakkımızı? Sorgulayabiliyorsan sorgularsın. Buyur sorgula işte şimdi. Pardon soruyu kaçırdım tekrar. Yani biz oy verdikten sonra... Birisi 1879 olmasın demiş oğlum. 1789 Allah'ım yarabbim ya. Evet. Sorgulayamaz mıyız? Halkın sorgulamak istemesi aptallık mı bu noktada? Hayır aptallık aşağı değil. Hesap niye aptallık olsun? Sorgula yine ama hobi olarak ama diyor. Ama sorgulamak yani YouTube'da nerede bu paralar efendim demekle olmaz ki. Bu arada yani gel buraya. Nasıl olur sen hocam sorgulamak? Konuşuyorsun yüzünü göster kim olduğunu bilsinler. Yok yüzünü göstermesin. Öyle mi? Silivri'ye falan düşmesin çocuk. Ha, hayır yeni stajyerleri Bora'yı da geldiğinde çağırmış. Şey diyeceğim hocam merak sorgulamak böyle YouTube'dan olmaz dediniz ya. Ne merak edeceksin? Sorgulamak nasıl olur? Sokağa inip bankaları yakacağız yani. Ben genel olarak yaptığınız programdan çok sıkıldım. Samimiyetle evet söylüyorum. Kapatalım. Yani bu başka bir konuya geçebilirsek bu sefer. Ama bu soruya cevap vermezsem yenildiğimi düşünüyorum. Tabii. Sen de ver, sen de ama yenilme. Sen de ondan ya sonra. Çok hep birlikte abi, İlker Hoca'ya bunu kesinlikle. Bunu anlamıyor olamazsınız. Çok basit bir şey söylüyorum ya. Yani toplumlar değişmesi için alttan gelmesi lazım. Yani organize olacaksın. Hesabını YouTube'da yani. Burada bağırıyor şimdi Nazım. Deprem paraları nerede oğlum? Elif'i dinleyen bile yok. Yani muhatap değil. Hani ben konunun dinliyorum abi seni. 2600 kişi duydu yeterli. Tamam yani konunun benim muhatabı. Bireysel yapabileceğim şey bu kadar. Anlatabildim mi? Daha büyüğünü yapan bu yapsın evet. Başka şekilde. Tabii ki seni suçlamak için söylemiyorum. Konunun muhatabının seni muhatap alması lazım. Yani taraf değilsin sen abi. Ben mesela konunun muhatabı olsam böyle dolaşırım. Ki öyle dolaşıyor. Dolayısıyla kimseyi muhatap alamıyor olursun. Evet sayın seyirciler buyurun devam ediyoruz. Barbara Palvin evlendi hocam. Ne diyorsun ya? Evet. Kim bir yıldız daha kaydı? Her hafta bir evlilik haberiyle geliyorsunuz. Ben adını duyuyorum bu kadını ama hiç görmedim. Bana Barbara Palvin mi? Palvin. Hocam hemen Palvin düğün fotoğrafı artık geliyor. Hocam öyle bir düğün fotoğrafı yapmışlar ki gerçekten dün şey dedim yani. Hani Barbara Palvin de olsam finalde şu pozu veriyorsun. Yani çok gerçekten insanın yüreği gidiyor. Yalnız geçiş hızımız beni dehşete düşürdü. Şok televizyon programı görebilirsem. Hocam birazdan çiğ köfte yoğurup Dylan Sprouse sıra evlendi. Evet geliyor. Who the fuck is? Evet. Zerre. Yani Beckham'ın oğluna benziyor soldaki. Bu çocuk şey değil miydi ya? Friends'te oynayan.
Friends. Peki evet, Friends'te yani. Şey ama ikizi de oynamış olabilir. İkizi var bu çocuk. Yoksa? Birlikte oynadılar. Birlikte oynadılar. Aynı yani karakteri ikisi. Gerçekten ofise bir akıl geldi gibi hissetmiyor musunuz? Bir tek ben böyle hissediyorum. Herhangi bir soru cevabını veriyor. Evet, ikisi beraber oynadı. Şöyle bu çocuk şeyde Disney Channel'da, benim çocukluğumda Disney Channel'ın yıldızlarından bir tanesiydi. Bu çocuk ve ikizi Zack ve Cody diye bir dizileri vardı. Ondan sonra Friends'te de oynamışlardı. Ben şu an öğreniyorum. Yer değiştire değiştire oynamışlar. Herhalde uyku saatlerine bütün bunlar bizim falan. Niye umumuzda olmak zorunda, onu anlamadım. Çünkü magazin. Magazin Mustafa Bey, magazin konuşuyoruz ha, şu tamam. anda. Yani Yaren'in boşluğunu kapatmaya çalışıyorum. Anladım. Bozmayın. Ama ya ikimiz de bilmiyoruz, tanımıyoruz. İşte habersizlere uygun bir şey aslında. Çok ama güzel değil mi? Ne söyleyelim bu konuda? Çok birbirlerine Allah sahibine bağışlasın. Bir yastıkta kocatsın. Bu haberin takipçisi olacağız. Bakın kaç sene evli kalacaklar. Ya evlilikler kısaldı mı? Bunun bir araştırması var mıdır sosyolojik olarak? Vardır herhalde. Var var. Kısaldı herhalde. Kısaldı. Benim hissim, çevremde gördüğüm çok kısaldı. Hocam herkes boşanıyor artık. Ama bence o neden biliyor musunuz? Boşanmak daha kolay. Ya senin niye her boka fikrin var ya? Allah Allah. Şey. Alın şu kızı. TV'de herkes. Boşanmak olacaksa daha kolay ne demek? Eski. Evlilik organizasyonundan daha kolay bir şey boşanmak. Hayır. Abi felsefe okuyor kız. Ulan benim boşanma davam 12 sene sürdü. Nereye boşanmak i̇şte kolay? Artık Allah kolay Allah. Diyor. Siz Mustafa seven olduğunuz için olmuş. Estağfurullah hayır. Evet devam edelim. Yeni haberimiz yine magazin haberi. Gigi Hadid uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanmış. Yalan o abi. Kimdir? Ben onu okudum haberi. Tutuklanmamış. Hayır. Bulundurmuş mu, sen onu da biliyorsundur. Götürmüşler sonra bırakmışlar. Tamam, tutuklanmış dedin buna yani. Buna tutuklanma diyoruz hocam. Tutuklanma diyoruz. Gözaltı. Tutuklanma başka. Aa evet. Gülse, Gülse mi mühendislerden evet. Açıklama geldi. Tutuklanma şey, nedir hocam? Erkek arkadaşından mı ayrılmış? Öyle mi olmuş? Oo öyle mi Gülse? Ey Allah'ım yarabbim. Gülse şimdi mi söylüyor? Ben burada bir program yapmaya çalışıyorum. Hocam doğru bir şey söyledi. Tutuklanma şey nedir? Geçen oğlum, videosunu yaptınız. Böyle şaka kulağından tutarsın götürürsün. Onun ismi yani gözaltına alınıp sorgulanmakla aha tutuklanmanın farkını anlattırmayın burada bana. Anlatın. Tutuklanmakta şöyle bir şey ya da video şey linki verelim. Bırakın beni. Ben suçsuzum. Gülse demin geldi dedi ki Flu TV'nin böyle bir laneti var. Flu TV'ye gelen ya boş ayrılır ya boşanır. Doğru dedi. Söylüyor bu arada. Bu o nereden? Kızı tekrar koyabilir miyiz bu arada? Kimdi o? Hangisini? Cici Hadid. Cici Hadid'i koydunuz mu? Ben de kaçırdım. Ha uyuşturucuyla. Ha Cici Hadid bak. Bayağı dinlememişim. Şimdi bir kere. Bu arada bir komplo teorisi var. Uyuşturucudan kasıt ne? Kokain abi. Hayır hayır. Esrar değil yok, mi ya? Ben esrar diye biliyorum. Yani o ülkede legal olan bir şeymiş. Esrar ne? Baskılı esrar mı? Kanabi değil mi ya? Tehlikeli sulara giriyorsunuz. Evet. Evet. Reklam bulamayın arkadaşlar. Hayır hayır uyuşturucu. Telefonum kapandı. Kötüdür arkadaşlar. Tabii. Nermin Altun hanımefendi 683 lirayı biz Nermin Hanım bir arada mi görmedik Allah razı olsun. Ama ben şimdi bu parayı nereye harcayacağımı Kumru'ya anlatmak zorundayım. Evet. Yani çıkıp şey 3,5 lirasıyla. İlker Bey o 683 lira nerede? Onu Maliye Bakanlığı sağ altta görebilirsiniz herhalde nereye gittiğini paranın. Kedi evet, maması. Kedi maması. Biz aa, de böyle evet bir dümen bulduk. Kedi maması. Halbuki mamayı alıp hocam, kendimizi yiyoruz. Hocam Pluto çok yiyor. Pluto TV 2023'te 10 ton kedi maması almış. Nerede? Yediler valla. Biz yemedik ki kedi yedi. Avar halde bakıyor böyle. Vallaha yedi. Ama bu gerçekten öyle bir durum var abi. Hangi uyuşturucu abi? Bunu konuşmadan şimdi o da konuşmayın diyor. O ülkede, hangi uyuşturucu? O ülkede ismini vermeden o ülkede kullanılması medikal olarak yasaklanmamış bir uyuşturucuymuş. Hangi ülkeden bahsediyorsun? Aptalıyım ben. Cayman adını. Tamam yani Allah sağlık saat versin. Bu, asıl şuna geçeyim ben. De. Önce şunu açıklayalım. Mert bunları çok uğraşıyor, koyuyor. Aşağıda sağda bir bar görüyorsunuz. Kedi maması barı o. O ne anlama geliyor Mert? Ateşlenenler orada toplanıyor ve biz onları kedi maması almak için kullanıyoruz. %27 ne demek? Evet yani ne? Hedefimiz kaç para? 10 milyon dolarlık bir. Onun limiti. Maliyeden geldi. Ben hocam hemen onun ölçüsünü verebilir miyim? Oğlum yavaş gülsene lan. Ben
Hemen bakayım onun şeyi. Ben 12 kaçmış. Kiloluk mama alıyorum 2000 lira. Yani biz sadece 650 lira mı topladık şu an? Geçen hafta 2000 liraydı, bu hafta 2500 olmuş olabilir. Hanımefendi tek başına 683 lira verdi. Nereye %20'ydiniz? Ya özel canlı işte yayında elinizi... kutu açılışı. Evet yani onu... Mama mı geldi? Allah'ım ya of. Hepinizin de söyleyecek bir şey var. Evet, uyuşturucu haberinden sonra... Haberi bitirmeden... Naylon torba almıştım gerçekten. Ceset torbası mı o ya? Hayır, kedilerin kumları için aldım Allah'ın cezası. Habersizleri canlı izlemeyin, canlı izlettirmeyin. Gerçekten ne için para topladığımızı da görmüş oldular. Ya naylon hocam. Torba büyük bir problem ya bu arada. Bu tane ben mi getiriyorsun? Hayır oğlum öyle demeyin. Yani Flu TV'nin bu ortak yaşam masraflarını ben ödüyorum biliyorsunuz. Hiç farkında değilsiniz siz tabii ama. Yani siz ödemiyorsunuz. Her ay harcanan para yani nerelere harcanmış baktığınız zaman mesela naylon torba bir kalem hakikaten. Mesela her tuvalete gittiğinizde o attığınız şey var ya o parayla alınıyor arkadaşlar. Ama senin her şeyin en kalitelisini alma derdin var ya bu mesela benim için en kalitelisini almak zorunda olduğumuz bir marka değil. Sen onu anladım. Öyle yapıyorsun. Sabah çıktım yine. Naylon torbanın en iyisini her aldım. Gün iki poşet şeyle çöpe gidiyorum sabah. Oha, çöpleri Mert çıkartıp. Mamayı 5000'e koymuşuz. 5000'lik ne mama alacağız? Orada... Aylık değil mi hocam ya? Ha aylık. Aylık 5000. Yok bir ayda 5000 yemezler. 5000'e mama mı var zaten İndirip hocam ya? Kaç yapayım? Yaş 2000 mama lira işte. 10 kilosu 2000. Ayda 1 kilo gidiyor. Şey ayda 10 kilo. Ha? Falan, 7 kilolukları falan 1800-2000 aralıkta geziyor. O da 1,5 ay falan gidiyor max. 4 kedi sabah var bizde. Sabah Flu TV izleyen birisi ile karşılaştım. Evet, elimde sen torbalar çöpe atacağım. Aa Mustafa sen dedi çekti. O kadar komik bir fotoğraf. Olmuştur ki bilmiyorum hani kim çekti ne yaptı ama çok tatlı bir fotoğraf. Bir de Mert şimdi bu aylık her kedi mamasını tamamladığımız zaman çöp atmaya bayılıyorum ya. En sevdiğim şey. Sabah kalkayım çöp atayım. En sevdiğim şey. Evet buyurun bu saçmalık için sizden özür diliyoruz ama seyirci sayımız en yükseğine ulaşmış demek ki. O zaman bu haberden biraz daha devam edeyim. Dün... Uyuşturucu var. Seks her şey konuşuyoruz. Seks yok. Haşa. Seks yok. İşte evlenmişler. Öpüşüyorlar. Ha, öbürü onlar. Ya şeyi soracağım bu arada. Sizce az önce gördüğümüz çiftin bir çocuğu olsa nasıl bir çocuk olur? Hayal edebiliyor musunuz? Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çocuğu olduğunda bunu anladık zaten. Çekik gözlü oldu. Çok güzel oluyorlar hocam. Gerçekten. Yani böyle insanlar ürese ne güzel olur değil mi sadece? Kumru bu soruların vallahi biz de cevapları yok. Yani o ikisi çocuk yapsa neye benzer? Şimdi hani o şeyde çok güzel bir Türk filmi vardı. Yanakları lök lök. Adam bir eşkal veriyor. Cinayet süsü. Yani Kumru nasıl... ne yapmak nereye evet. varmak istemektedir ben onu anlamıyorum. Hiç. Evet abi peki, sonraki. Cem Küçük dün bir tweet atmış. Diyor ki Cici Hadid Ukrayna'da yaşananları Filistin'e benzetti. O yüzden böyle tutuklandı diyor. Hani Ukrayna'da yaşananlar da Filistin halkının dramı gibi diye bir açıklama yapmış. O yüzden gözaltına aldılar böyle zorluk çıkarttılar diyor. Bu da böyle bir işin komplo teorisi olsun dedim. Mesela Cem Küçük'ün hayır, Cem bütün bunlar Yahudilerin oyunu olabilir mi diye. Neyi düşünerek ne söylediğini bilmediğim için hiç ona ben bir şey demeyeyim ya. Bir kere kanyonda gördüm iri yarı yalnız seni dövebilir onun için istersen. Döver her zaman diyorsun. De yani ben şimdi neyse ki. Hayır yani bazı insanlara karşı insan küçük tanımıyorum demişken. Da çok mümtaz birisidir muhtemelen ama o kadar kişisel tercihlerime göre beni irrite eden birisi ki... Mustafa özüm... senden bir yetki rica edebilir miyim? Buyurun. Estağfurullah. Mamaları iki katına çıkarma yetkisi estağfurullah. Çöp poşetleri yetkisi istemedikten sonra her şeyi verebilirim. Poşet yetkisini kullandım. O kendi yetkinle mi aldın onu? Evet. Kaç para verdin onu? Hatırlamıyorum. Oğlum o markanın şeyi alınır mı? Parası üstünde yazmıyor ya. Ya niye yazsın orada senin adın... Ya yeni habere geçebilir miyiz? Evet buyurun. İşiniz tabii ya. Azarı da kaydı iyi ya. Bu sefer polis. Ya bugün ya. Bu sefer emniyetten geldi. Çocuklar şuraya niye bu böyle oluyor ki? Üzerine meşgul falan bir şey yazmıyor muyuz? Patron fırçası. YKS sonuçları açıklandı. Evet K diye okudum. Yerlerden biri daha. Evet. YKS sonuçları. YKS. Aynı polemiğe girmeyeceğim. Toplam 3,5... Polemik yoktu doğrusu ki. Evet. Toplam 3,5 milyon öğrencinin başvurduğu sınava 2 milyon 900 bin kişi girmiş.
Sayısalda 2 tane birinci var. Tercihlerde 27 Temmuz ve 8 Ağustos arasında yapılacak. Benim uzmanlığım LGS üzerine. Evet. Hani bu sene LGS girdi. Nedir? Üniversite sınavı. Ha. Evet, var da öyle bir şey. Y yerleştirme mi? Yüksek öğretim kurumları sınavı. O zaman niye Ö yok? Neyse. Ama o bitişik ya yüksek öğretim. Ali yerleşti değil mi abi? Ali yerleşti, istediği okula girdi. Çok mutluyum. Kötü bir iki seneydi ama şimdi yine kişisel konuları açma diyecek. O YKS'yi bilmiyorum. İşte LGS'yle sabaha kadar konuşuyorum. 4 yıl sonra onu da öğreneceksiniz Mustafa Bey. Biraz daha rahat geçebilir o. Çok seçenek var. Lisede o kadar seçenek yok çocuklar için. Nereyi yazsınlar üniversitede? Sinema televizyon okumasınlar. Bunu herhalde söylemeye gerek yok. Hocam ne okusunlar peki? Sinema televizyon... Felsefe okusunlar. Felsefe okuyanlar çok iyi oluyormuş. Bir kez sinema televizyon okumak... Hani Türkçe olarak da yanlış değil mi? Sinema televizyon seyretmek olabilir. Okuyarak nereye varıyorsunuz ki? Harika bir yorum. Hayır ya, okuyor musunuz gerçekten? Atıyorum. En fazla YouTuber falan olabilirsiniz. Film okuması diye bir şey var hocam. Berbat bir şey. Evet. Benim uzmanlık alanım o bu arada. Öyle mi? Tabii. Uzmanlığın. Şaşırdık mı? Hayır. Bir film bir şekilde mi okunabilir? O zaman ben de uzmanıyım. Yani şey vardı ya, neydi o, Sine 5 miydi? Ters durup izliyordum. Ya şöyle söyleyeyim. Sigara jelatinle fıs fıs yapıp öyle şey edersen şifresi çözülür. Mustafa çözülüyor. Bey, yani gerçekten her türlü her türlü alanda okuyabileceğiniz çok inanılmaz büyük, geniş bir havuz. Yani sadece mesela neye güldü? Bazı teorisyenler sadece sinemayı duyular üzerinden okuyorlar mesela. Yani ya hocam niye gülüyorsunuz? Seyirci düşüşü yaşamamızı bekliyorum, ne zaman olacak. Tamam, sustum. Yok, o zaman yeni haberimize geçelim. Yok, sonra sana ne bu duyular nedir, yani duyular üzerinden sinemayı okumak ne demek, onu ya, söyle. Bir filmin sizin duyularınız üzerinde yarattığı etkilerle alakalı tam Erekli olarak yönetmen. Şey, öyle mi? Şöyle bu arada şey değil, şaka, yani espri değil, gerçekten en başta şu öğretiliyor. Vücuttan sıvı çıkaran filmler. 3 çeşit. Ha, gerçekten ama hocam kan, öyle. Kan, ter, gözyaşı ya. Kan, niye öyle? Evet evet. Çeşit kan, ter, gözyaşı. Onların konusu olmuyor ki zaten. Ya kendine acımıyorsan şu kedilere acı ya. Evet ya, şurada yani, 400 liraya daha ihtiyacımız var. Şurada bir ekmek parası peşindeyiz. Bunu yapmadığınız rezillik kaldı. Çekimden sonra gerçekten konuşalım. Allah yani, kahretsin sıvı ya. Sıvı çıkartan filmler konusunu. Drama, korku, porno. Tamam. Evet. Sustum. Onun... Bitti. Evet. Evet, buyurun. Dün konusuz Merkez korku. Bankası Para Politikaları Kurulu toplandı ve en sevdiğimiz konular geldi. Politika faizini açıkladılar. %17,5 oldu. 250 baz puan artışla. Sinema ve duyular da... Ah, burada olsaydı da keşke bunlar sinema... görseydi. Baz puan ne demek deseydi falan. Bana mı soruyorsun? O fena... Daha soru gelmedi. Önce soruyu soracak, sonra da İlker cevaplayacak. Sorumuz şu. Baz puan ne demek dedi? Ya o şey, yaren olsaydı öyle sorardı anlamında. Onlar açıklandı hep. Ben Alaaddin Çakıcı'nın bir sözünü çok seviyorum. Hangisi? Mahkemede hakime şey diyor. O görüntü. Sen bana şimdi bunu niye soruyorsun? Ya harika bir soru değil mi ya? Muazzam, muazzam. Harika bir soru. Ve hakim Alaaddin tedirgin oluyor. Alaaddin Çakıcı'ya da yani. Saygılarımızla. Alaaddin Bey. Yani konusu geldi diye öyle bir örnek verdi. Yoksa. Yargılama yapıyoruz burada, soruyoruz. Hayır sen bana bir daha diyorsun. Hayır sen bana şimdi bunu niye soruyorsun diyor. O çok. Sen bana bunu şimdi niye soruyorsun? Şimdi faiz açıklandı ve euro 30 lira oldu. Dolar da düşmedi, yükseldi vesaire. Bunların durması için kaç faiz olması lazım sizce? Ya piyasa araştırması yapıyoruz. %22.5. İşte makul. Siz sinema ve duyular konumu kapatırsanız böyle bunu konuşmak zorunda kalırsınız. Kedi mamasında 2000 lirayı geçtik. Geçtiği bölümde sokak kedilerinin için harcıyor olacağız. Yine mama alacağız. Sokak kedilerine mama dağıtılmalı yani dolayısıyla mı? Dolayısıyla bir 420 lira artıdayız. Onu da cukkalamayacağınızı beyan etmenizi bekliyoruz. Bu her şey pahalanıyor. Muhabbeti bana şeyle aynı geliyor. Deminki konuyla bağlayacağım. Üniversite sınavına girersin veya LGS'ye girersin, çocuk çıkar, nasıl geçti dersin, çok iyi geçti der. Sorular kolaydı der ya da tersi, sorular zordu der. Bu tamamen anlamsız bir şey değil mi matematiksel olarak? Hmm. Yani çünkü herkese mesela bu sene LGS'de olay oldu. Evet. 500 yapan bir sürü öğrenci varmış. Evet. Ha,
Hatta o kadar çokmuş ki. Çünkü abi depremden dolayı bir sürü yerde eğitim verilemediği için iki dönemden değil tek dönemden sorumlu tutuldu çocuklar. Dolayısıyla ne kadar çok konu olursa o kadar çok eleme hassasiyeti olacağı yerde o kadar hassasiyet olamadı. Dolayısıyla çok fazla insan tam hatta kardeşim Ceyhun şey dedi, Robert'in kapısında bir sürü 500 yapmış çocuk bekliyormuş. Robert de sadece puan değil. Demek ki o parayı da verebilecek. Hayır, o çocukları da doğum tarihlerine göre bu sefer sıralamışlar. Hmm. Yani en geç doğan mı? En geç doğan en son şansı oluyor olması lazım. Hayır, ilk doğan. Tersi ya. Tersi işte, evet. Genç olanın... Ya onu nereden biliyorsun ki sen? Ya sen da yeni bitirdin. Yok, her zaman. Bu arada o yüzden de sen... Tamam, sen dersen inanırım. Tamam işte en genç kediler olan doymuş en bu arada. Sonra... Şey ediliyor. Hatta 420 lira da artmış sayı seyirciler. Hayır, tam tersi. Tamam, benden siz. Ben yanlış söyledim o zaman yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben daha önemli şeylerle ilgileniyorum. Kediler doyduktan sonra o 420 lirayı... Sen biraz da programı dinlesene. Hocam, Yaren'in okuma yazma kursu önce için... Bir dakika önce söylemişti ya. Zaten Yaren'in okuma yazma kursunu açalım. Ne diyordun abi? Orada abi 15'ten 17 uçağa çıktı değil mi? Evet. Normalde daha yüksek bir beklenti vardı. Yani daha hardcore bir çıkış bekliyormuş piyasalar. Daha sen bunu nereden duydun? Duymak değil, okuyoruz abi. Bütün adamlar bununla ilgili köşe yazıları yazıyorlar. YouTube programları yapıyorlar. Dolayısıyla biraz çok bonkör davranmamışlar artışta herhalde. Onun da gerekçelerini bilemiyorum. Her geldiğinde korkuyorum, ne oldu? Birisi ayrıldı sanıyorum, çok sanıyorum. Evet, boşanmış da olabilir. Bir hışımla geliyor. Evet, konu hakkında cahiliz çoğu konuda olduğu gibi. Mustafa Bey yalan yanlış bir şeyler söyledi ama. 20 olmalıydı. Söyletilmiyorum. Neyse. Evet, kesinlikle ben de öyle senin düşünüyorum. Senin bir fikrin var mı? Benim fikrim yok. Sen hocam. Sen hep pis siyans politikçi evet. Olduğum için soruyorum böyle. Evet. Sizi birbirinize düşürmek istedim ama olmadı. Abi baz faiz de çok zor olur ya. Başka konular ver bize. Düşmeliydi falan deseniz belki şey olurdu ya. Böyle. Bize kredi lazım. İşsizlik ya, artıyor faiz yükselince Yaren, falan diye. Yaren burada olsaydı bunun yerine Nix'in makyaj bazını konuşuyor olur. Teknoloji haberlerine geçmeden önce. Bir tane aşırı keyifli bir haberimiz var. Bu aşırı keyifli. Sen tarihlerinde keyifli bir haber söylemişsin. Çok keyifli. Çok komik bence. Bu zamana belki bütün haberlerimiz de keyifliydi tabii. Çok onlar çok alınmasınlar üzerlerine ama. Sevgili bas puan. TDK bazı kelimelerin yazılış ve okunuşlarını değiştirmiş. Aa, ilginç. Bunu okudum. Bunu okudum. Mert, bu adamın kafası öncelikle boş kaldı. Öncelikle TDK'nın okunuşu değişmiş. TDK ne? Oluyor artık. Ha. Yok canım o şey. Bu çocuğun şakaları da var. Gerçekten çok entelektüel. Smoothie'ye karsambaç diyecekmişiz ne? Bundan sonra. Smoothie var ya. Evet. Karsambaç diyecekmişiz. Karsambaç. Evet. Ya bu Halk TV... haberleri bunlar. Yani manipüle yönelik. Normalde kaç kere günde yılda smoothie diyoruz ki zaten. tamam şey. Özür dilerim. İkinci yok, kelimeyi ben okumak istiyorum. Seni kırmak için söylemedim. O haberi yapan için söyledim. First lady'ye ne diyormuşuz artık biliyor musunuz Türkçe'de? İlk baş kadın. Baş bayan. Evet. Yaklaşmışım. Doğrusu baş bayan olmuş. Bayan mı? Baş bayan çok komik değil mi? Başbakan hı? gibi. Evet. SMS başbayan. Kısa bilgi. Başbakan yok kısa zaten bilgi. Artık. Evet. Mesela bunda eleştirdiğiniz bir şey var mı? SMS'e kısa bilgi denmesin. Kısa İyi mesaj yani. Yeterli. Niye kısa bilgi mesaj ne? Fransızca. Hocam yani ama sonuçta... Ya bunları bilmiyorsun ve burada eleştiriyorsun TDK. Hayır, ne alakası var? Mesaj TDK'nin içinde geçen bir kelime i̇çinde sonuç olarak. J olan hiçbir harf Türkçe evet. değildir. Hocam. Kimlerle program yapıyoruz arkadaşım ya? Of. Şey şimdiki çok tatlı. Of da Türkçe değil. Biraz daha uğraşırsak kumruyu ağlatabileceğiz galiba. Evet. Petrole artık yer yağı diyecekmişiz. Güzel. Bence benim favorime geçmedik şimdi ama. Bunları söylemezsek bir kanunsuz bir şey yapmış oluyor mu? Cezası var mı? Ben yanlışlıkla programda petrol desem ne yer yağından mı bahsediyorsunuz? Julien'e şerit doğrama diyecekmişiz. Julien ne? Julien kesilir ya tavuk. Şerit mesela. Doğrama. Ha. Şerit doğrama. Evet. Ben ona zaten öyle diyordum. Var ya. Tam karşılığı. Hocam siz evet. daha iyi bilirsiniz. Ya söylemiştim Julien demiştim anlamamışlardı. Şimdi TDK'da tabii baktı ki anlamayan bir halk var. Hemen Türkçesini getirdi. Stor perdeye sarma perde diyecekmişiz. Bunlardan güzel daha bu. Sıklıkla kullandığımız örnekler var mesela. Kapı aspiratör koluna... var mesela. Ha, aspiratöre ne deniyor mesela? Emmeç. Aa.
Değişik olmuş. Yeminle çok güzel. Emmeci aç. Hocam navigasyon var. Emmeç deyince aklınıza ne gelir ama? Aspiratör mü gelir yani? Artık yok öyle. Direkt artık... blowjob geliyor. Ya bir de hakikaten. Abi herkesin aklına emmeç deyince o gelir. Evet M-match. Evet. Hayır. Öyle değil mi oğlum? Ya neyse aman be üf. Saçma sapan evet. Kediler aç. Kediler aç değil seyirciler. Hocam dile hizmet etmesi açısından yapılan şey doğru, iyi doğru, bir şey aslında. Doğru, doğru. Doğru dile hizmet etmesi. Navigasyona artık... Allah kahretsin. Yani teknoloji edinleşti ya. Bu ne ya Mert ya? Ayıp ya. Navigasyona da yol bul diyecekmişiz. Yol bul bence bayağı güzel bir isim ya. Yol bulgacı da olabilirdi. İşte gacı olsaydı şey tatsızlaşırdı. Yol bul iyi yani. Fosforlu kalem miydi? Işıldaklı... Neydi? Işıldaklı yazgaç. Korkuyorum küfür falan etmelerinden yanlış. Kalem evet. Ne dertleri ne? Arapça diye mi? Emmeç. Başka bir haberimiz var mı çocuğum? Başka haberimiz var. Bir İki tane çocuğum. Daha var. Buyurun. Ama ne kadar vaktimiz var ona vakit göre. Vakit diye bir sorunumuz yok. Yok değil bugün mi? Bugün özel yayın. Için. 6 saat konuşacağız. Tabii. Mükemmel. Hocanın bugün konuşması var. Yo yeni stajyerimiz 6 saatlik sunum yapacak bize şimdi. Öyle mi? Evet. Hocam. Neden devlet? İki haberimiz var. Biri tatsız bir haber. Diğeri daha tatsız bir haber. Seçimi size bırakıyorum. Ona göre okuyacağım. Pardon ama seyircilerden güzel bir şey geldi. Geçen gün Cumhurbaşkanımız aset demiş. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani bunun... Haset demek istemiş olabilir. Aset kelimesini demesi. Biliyor olması beni etkilemedi desem yalan olur. Varlık abi? Demesi hayır. Gerekiyordu ama. Ama az öyle bir şey yok. Bu şey yani bir kural kitabında kural konuyor ama... İlla onları kullanmak zorunda değiliz ki. Ya da Cumhurbaşkanı o kelimeyi etti diye şey mi oluyor yani? Ha tabii ki bizi yönetenlerden daha onlara uymalarını bekleyebiliriz ama herhalde zamanla olacak. Aa çok güzel size bir yorum geldi Mustafa Bey. Ben yeniyim. Mustafa Seven Bey'in mesleği uzmanlığı bölümü nedir? Her şeyi her zaman en iyi o biliyor. Ben o bölümü okumak istiyorum. Hayat okulu. Tam İlker'in benimle dalga geçeceği şekilde harika bir... Fırsat verdiniz ve kendinize. Ve Flu TV pinlemiş bunu. Teşekkürler Gülse. Evet. Elektrik mühendisi olursanız her şeyi bilebiliyorsunuz İlker arkadaşlar. İlker Çelikli'nin yanında durup arada böyle sürtünüyorum. Bir de böyle elimi böyle yanına koyuyorum. O damlayanlarla böyle oluyor. Arkadaşlar ben trendlere girdim. Bu da bir haber. Bunu niye vermiyorsunuz? Ben trendlere hocam, girdim. Flu'dan haberlerin içinde verecektik onu. Şu an normal haberlerdeyiz. Benim de bildiğim şeyler var. Çünkü... Hiçbir şey bilmeyen adam yazıyorlar da bazen. Abi hiçbir şey bilmemek çok uç bir nokta olur. Hocam ben bile bir şeyler biliyorum. Hiçbir şey yani. Bilmiyorum. Ya ben senin gibi insan tanımadım hayatımda ya. Ne anlamda? Gerçi bir tane daha tanıyor olabilirim. gerçekten her konuda derinlemesine bilgisi var ama hiç alakalı... Mesela futbol. Hayatta en bilgisi... Niye insanlar buna kızıyor? Abi çok keşke etrafında herkesin böyle bir adamı. Kıskanıyorlar. Bilmediğim şeyi söylerim. Tabii. Mesela, ne gibi? Bas faiz hiç. Umurumda değil yani. Barbara Pelvin. İşim olmasın. Oğlum bak kadın ismini Barbara Pelvin olduğunu hatırlıyorsun. Hocam dünya üzerinde bunu söyleyebilecek ya. Tek erkek siz olabilirsiniz bu arada. Barbara Pelvin işim olmaz cümlesine. Hiç abi hiç işim bir olacak bir. Yani belli değil. Ligim hocam. Değil ya. Yani. Evet. Ben burada ikinci ligde mücadele eden bir takımım. Aşk olsun. Bak kız orada neler söylüyor sen daha Spotify'da hesabım var falan diyorsun. Demin bir de Nazım'daki özgüvene birisi bayılmış. Barbara Pelvin evlendi deyince ay dedi ya herif. Ne diyeyim abi? Yani, yani topa girmek hani. Orada şey o anda oksitleyeceksin. Allah sevdiğine bağışlasın. Onun kalıbı o. Yani sahaya çıkmayan bir adamın konuşması çok ilginç bir şey. Yoksa ne haddim şey. Bu arada onlar hangi Amerikalılar mı? Amerikalılar. Barbara Pelvin Macar asıllı bu arada. Evet Macar. Ya aslının ne olduğunu bir önemi yok. Kadın Amerika'da. Amerikalı model. Amerika'da çalışıyor. Evet çocuğa haberi okutmadık. Ama Macarlık. Macarlar güzel. Hani böyle Türklükle falan Macarlar, da yakın sanığı için kendimize bir şans arıyoruz bu arada. Bu arada Kaan Yenilmez'i uyarmak istiyorum. Şakaydı. Elektrik mühendisi olarak pek bir şey öğrenemezsiniz dünyada. Artık elektrik mühendisliği konusunu bir ara konuşalım elektrik yani. Elektrik mühendisleri odasından bana şikayet gelecek diye korkuyorum. Onlar tanıdık. Etmezler de şey, genel fikrim artık bir şeylerin, üniversite şu andaki üniversitelerin eğitim Türkiye'dekiler gibi 4 sene bir şey okumaya gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Ege ve Akdeniz'de orman yangınları haberimizle
Şey yapalım, kapatalım. Kim yaktı, bunu mu soruyorsun? Hayır ya, bir şey sormuyoruz. İsim verin abi. Mustafa Bey, açık konuşun. PKK bir terör örgütüdür. Evet, hayır. Net cevap istiyorum. Ben yemin ediyorum genel bu espri anlayışını anlamadığım için gülmüyorum. Ben de sizin gibi gülmek istiyorum ama şu anda ne dönüyor? Bir kez sen niye böyle anırarak gülüyorsun? Çok mutlu oldu herif. Evet ama vallahi anlamadım. Bana da anlatsın. Bakın kaçamak cevap veriyorsunuz ama. Olmaz, ben kısa ve net birisi cevap istiyorum. Bence ben zamlardan çok mutlu olan bir ekip görüyorum. Yani, kafayı yedi herkes değil mi? Yine politik bir... Evet. Şey yaptı. Yapılan araştırmalarda bu arada şey sigara izmaritleri bulunmuş. Nerede? Bu arada de, evet yani şey hepimizin yaptım. Uzman mesela bu outdoor bu işleri Nazım bilir. O ve şişe kırıkları evet. Bulunmuş. O zaman yani, Nazım Bey'i mi oraya alalım öyle mi? Hayır şey o ben de onun ağzının içine bakıyorum, o daha evet. iyi bilir. Normalde atıyorum 3-5 genç şey mi? Bir yerde evet, bira insan, içiyorlar, insan sigara içiyorlar, çöplerini yangın, bırakıyorlar gece. Bir yangın oldu gene söndürmek. Ama Antalya'da galiba Haziran sonunda olan bir yangının sebebi bir cesedin yakılmasıymış. Öyle bir haber okudum. Bu da adım adım şeye götürüyor. Crime and suspect böyle. Konusuz şey. Bir şey söyleyeceğim. Bu program için Flu TV olarak özür diliyoruz sayın geçen sene çok büyük yangınlar, çok büyük hasar verdiler ya, söndürülemediler evet. işte söndürme helikopterleri yoktu falan. Bu sefer ama hemen söndürüldü değil mi orada bir... Rusya iki tane uçak yollamış yine, sağ olsun Putin Bey. Şimdi bunlar net bilgiler net değil mi? Net bilgi evet. Tamam, dolayısıyla hani doğrusu Putin yollama... Putin bunu düşünmüştür zaten ya. Putin evet hazırlıklıymış Türkiye'deki yangınlara. Ama biz yangınlara. Geçen seferki tecrübeden dolayı o uçakları almışızdır zaten. Alım yapıldı abi. Fatih Altaylı anlattı onu, eski uçaklar tamir edilmiş tekrar ulaşıma sokulmuş. Tamam, onlar, Rusya'dan geleceğini onlar tekrar... Müdahale etseymiş. Ya işte hep birlikte ne kadar çok o kadar tamam, iyi önümüzdeki diyerek. Önümüzdeki seneye kadar Rusya'nın bu sene bize gönderdiği iki uçağın da aynısı alınsın lütfen diye talepte bulunmak istiyorum. Şey gibi Mustafa Bey, ben şöyle açıklayayım size daha net olsun. Mesela yıllarca işte deprem vergisi toplandı ama yine de bir canlı yayın yapıp orada da milyon lira topladılar ya hani. Yine politik bir şey çakıyor. O kadar alakası yok ki diyerek kumruya satışısım geldi. Ya şöyle bir şey var. Bu belki düşünülüyordur. Şu an Akdeniz havzasındaki bütün ülkeler yazın yangınlarla baş ediyor. Doğru. Yunanistan'da da yangın çıkıyor. Bunlar İtalya'da da. Kundak olmak zorunda değil. Vesaire. Yani illaki birinin yakması, birinin bilinçli bir şekilde yakıyor olması gerekmiyor. Ve bunun çözümü bir yandan da şu olabilir. Bu Akdeniz ülkeleri bir topluluk olarak şey yapabilirler. Atıyorum totalde hepsinin işte şu kadar uçağı olur. Bir yerde yangın olunca herkes birbirine gönderir gibi bir hikayede kalabilir. Aynı anda yangın olmadığı sürece çok iyi evet. bir çözüm. Olursa patlarız. Bir de abi bu yangın rüzgarla ilerlemiyor mu oğlum? Esmiyor lan haftalardır. Ay Allah'ım yarabbim. Buraya kadar geldik mi artık ya? Geç. Bitti al, hocam haberler. Şunları al. Evet. Artık flu'dan haberlere ve teknolojiye. Herkesin beklediği. Evet, trendlere girdik. Hem canımız... de beklenmedik bir şekilde. Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tamam çok nezak. Nazik davranıyor işte hepimiz Flu TV olarak yapacağız diyor ya. Bir gün önce kendi akıl etti, kendi çekti, kendi kurguladı. Ama Mertcan olması kendi, olmaz. Tamam ya. Mutlaka Mertcan da şey ama yani tamamen kendi yaptığı bir şey. Yani o yüzden Flu TV'den ziyade hani İlker trendlere girdi biraz. Kendi kanalımı kurmayı düşünüyorum. Hocam insanlar sizin sinemayla ilgili konuşmanızı seviyorlar ya. Ama niye? Ek sözlükte gördüm bir sürü. Sen ne yaptın ki konuşuyorsun? Ya hocam böyle? Allah aşkına. Yok sinema programları seyredilmiyor. Nasıl seyredilmiyor Mustafa Bey? Bu hayır. Beklenmedik şekilde izlendi. Gündem ya büyük bir gündem. Nolan sayesinde biz de 3-5 evet aynı anda onu da söylemiş olalım. Onun üzerine de konuşmak isteriz bu akşam, belki. Bugün girdi bugün gösterim. Evet Oppenheimer ve Barbie aynı anda vizyona giriyor. Fakat bıktım bu kadar büyük PR da artık yani. Her yerde onlar konuşuluyor ya. Harcadılar hocam ne yapacaklar? YouTube'da ben Barbie'ciyim şahsen. Önüne gelen Oppenheimer portresi. Çekmiş böyle işte. Kendince Oppenheimer belgeseli yapmış. Biz tabii değişik bir şey yaptığımız için trendlere 29 numaradayız bugün değil mi? Tabii bu dediğim yabancı kanallardı. Vox söylemezsem çatlayacağım. Yayından önce söylemiştim zaten. Mustafa abi bilmiyor. Abi Barbie filmi var ya. Hı. Sanat yönetmeni o kadar çok pembe boya kullanmış ki sette işte sağa solu boyamak için. Amerika'nın belli eyaletlerinde abi pembe boya kalmamış. Kıtlık olmuş. Oo. O kadar düşün artık. Amerika bitmiş ya. Abi film yapılacaksa böyle yapılır bence. Nasıl yani bir abi? Şeyi
Yani o kadar çok arpa gitti ki Wisconsin'de arpa kalmadı falan gibi. Yani bunlar önemli bilgiler bence. Interstellar için de dönüm arazi şey... Mısır tarlası. Ya, sonra o mısırları satmış falan böyle. Para kazanmış diye. Film batarsa diyor. Aynen. Buraya geldiysek sen Christopher Nolan'ı niye bu kadar sevmiyorsun? Yani bu kadar başarılı, bu kadar büyük cirolu işler yapan bir adam bir tarafta. YouTube kanalı. İyice bir tarafta. Yani anlamıyorum bu. Hani denk de değiller ki hani adamı. Bu kötü. PR yaptı. Yok ama o da çok önemli bir şey değildi. Böyle tutmuşlar. O yüzden bilmem falan. Adam konuşturuyor yaptı. Her şeyi bırak. Bir sürü insan tabii kendimi onların içine katmıyorum ama bu adamla alakalı, bu deneyle alakalı hiçbir bilgileri yoktu. Sinemanın gücü bu işte. Adam o kişiyi tanıttı. Bu olayı kanıttı. İnsanların şimdi söylemeyeyim sonunu şey ettiği orada bir noktaya geliyor insanlar bunu yapayım mı yapmayayım mı diye. Bununla alakalı bir his şey diyor. Artık adamı biz sevelim ya. Yani ben, bu adama olan bu şey nedir? Sana nefret. Çok temel bir soru soracağım. Ha. Chris Nolan'ı sevmek ne demek? Yani ne Hayır. yapayım? Adamı takdir etmek, sevmek değil. Takdir. Takdir ediyorum. İyi ki var ya. Çok olmasa başarılı. Mıydı? Ya böyle bir insan doğmasa Her akşam yani. Konuşuyoruz. Kimle? Chris Nolan beni arıyor. Nasıl İlker diyor. Abi İyi diyorum, fena değil diyorum yani. İyi gidiyorsun. Sonraki projesi neymiş? Bahsetti mi? Chris Nolan'ı sevmiyor değilim ya. Şey ticari olarak bu arada çok iyi bir biznesmen herif. Çok iyi büyük yönetmenler için söylüyorum. Bugün itibariyle neye çalışıyordur? Yani bu çok önceden bitti değil mi bu iş? Hı-hı. Şimdi bir şey eğer devam ediyor ya hep yazıyorsa diyelim Dün ki. Konuştuk. Yazmaya başlamış mıdır? Nasıl oluyor? Bunların takvimleri nasıl? YouTube kanalı kuracakmış. Nolan TV diye. Oğlum bak. Yönetmenmiş gibi davrandığımda da böyle yapıyor. Hani bir onore etmek istedim. Dedim ki sen bilirsin Konuştuk, yönetmen. Bak dedi. Akıl verdim. Nolan dedim. Filmlerini böl beşer dakikalık parçalara. YouTube kanalına koy. Acayip gelir dedim. Hem de kedi de şey falan ateşleme falan da yaparlar dedim. Abi çok iyiymiş dedi. Hatta IMAX'lerinde... Oğlum sen hayatım önce yönetmen olamayacaksın. Ben... IMAX'leri kafayla... de imzalayıp satacakmış. 3 saat de bir sürü kare var. Süper Doğru. bir gelir olacak kendisi için. Ha, o kadar büyük businessman bu akılları sen veriyorsun ona. Ben büyük prodüksiyon köpeği bir insan olarak çok heyecanlıyım. Bir konuda kendisini çok takdir ediyorum. Hiç o da bir para konuda zaten. Hiçbir filmi flop olmadı bugüne kadar. Bu çok önemli başarı. Hmm. Ama zaten iki filminden sonra hemen blockbuster... O topta çok pardon abi. Güzel. O topta hiç film yapmadı zaten ya. Hangi topla? Ya hep ana akıma oynayan filmler. İlk mi? Dunkirk çok riskliydi. Dunkirk çok riskliydi. Dunkirk olur mu ya? Ben Dunkirk'le batmadığına çok şaşırdım ben mesela. Ben yarıda bıraktım Dunkirk'ü çünkü. Tenet. Yani tarih itibariyle mi? Yoksa Amerikan halkı sever ya böyle şey. Takvim itibariyle mi? Abi riskli ama pahalı film. Arkadaşlar kahve muhabbeti yapıyoruz. Değil mi? Oğlum. İyice şeye döndük ya. Nolan'ın kaç parası vardır? Biliyor musun? Evet arkadaşlar. Teknoloji para... haberlerine geçebiliriz sıkıldıysanız Nolan'la. Ben sabaha kadar konuşabilirim çünkü Nolan'a. Evet Mustafa abi. Yeni stajyerimiz Chris Nolan hakkında ne düşünüyor? Çok şey düşünmüyorum açıkçası bu konu hakkında o yüzden sessiz kalın. Ama kaldım. Chris Nolan diye o bir adam olduğunu biliyorsun. O zaman Chris Nolan konusunu biraz uzatalım konuşmayı. Ama Chris Nolan diye bir adam olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır biliyorum zaten. Ha, okay. Filmlerini de izledim ama hepsini izlemedim. Tenet'i falan izlemedim. Dunkirk'i sevmedim. Öbür stajyerimiz bir şey diyor mu? Tenet'in sonunda ölüyor adam. Chris Nolan adamdır. Ben severim hocam. Peki. Bilim adamı ya. Bunu iletelim. Evet. Enes sizden hoşlanıyorum. Ya, benim idolüm kendisi bu arada. Ya. Mustafa Felaket Bey. Küstü abi. Bence son derece saygılı yok, bir çocuk. Yok, hocam. Chris Nolan çok küstü abi. Abi ama bak şimdi abi yapma sizin hocam, sizin derken yani yönetmenlerin İşi aslında o küstü abi. Abi o kadar büyük egoları daha büyük bir egoyla bastırırsan Hayır, yönetirsin. Dün seyrettim bir YouTube kanalına çıkmış. Bir evet de, ben de seyrettim kendini onu. Kendini çok bozdu. Evet evet. Bir kelimeler söylüyor. Aynen. Yani işte ne bileyim gelecek diyor. Emmeç. Ama yok bayağı komik ya. Şey, evet evet. Şöyle duruyor zaten. Evet evet. Belki skeç yapmıştır yok, şu anda. Yok skeç değil Ama abi, hocam gerçek. Bir şey sorabilir miyim? Inception ve Interstellar'ı çeken bir adamın birazcık küstü olması kabul edilebilir değil mi ya? Ya o hep öyleydi biliyor musun? İngiliz olduğu o için. O pezevenk.
En akıllı kız bana bak, kahve verir misin? Ridley Scott da öyledir. Böyle bir şımarıklık yaptım. Hocam ama yani bu saydığınız adamların yaptığı işlere baktığınızda bence çok anlaşılabilir küste tamam olmaları. Tamam canım, bir şey demedik ama yani mutfakta şeyde komik genelde duruyorsun artık. Oğlum YouTube kanalına çıkmışsın filmi promote etmek için. Yani YouTube kanalına da çıkma bu küstahlığı yapacaksan. Yani ya çıkma ya da çıktıysan. Yok canım, Fransız o çocuk. Bir bağlantıları var. Bir bağlantıları var, program yapmışlar işte. Kendisi benim bence şahsi idolüm ve olmak istediğim insan deyip bu konuyu kapatıyorum ve teknoloji haberlerine geçiyoruz. Demek sen geçiyoruz de YouTube kanalına çıkıp küstahlık yapacak o derece ünlü olsa. Kaksi. Ya bir şey soracağım, bunu sormak istiyorum. Kapattırmazlar, teknoloji haberleri hiç geçmeyelim. Ona geçeceğiz abi de. Sen diyelim ki asla olamayacak bir şey oldu ve Nolan oldun. Yani... Yani Nolan ruh transferi anlamında mı? Nasıl bir asla olamayacak derken? Yok yani işlerin iyiliği ve güç anlamında yok, diyorsunuz değil mi? Yok asla olamayacak canım yani. Tabii. Öyle bir şey mümkün değil. Ben onu sana söyleyeyim eğer varsa öyle bir şey. Böyle yapar Nolan. Ama çok oldu. Ne oluyor yani, lan gibi? Hayal gibi bir şey kuruyoruz. Gittin Londra'da yaşıyorsun. Warner Bros. Kapında yatıyor. Kumru ne olur bize bir şey yap diyorlar. Sen işte ya havamda değilim diyorsun falan. Ya seneye yap diyorlar işte. Kaç para istersin? Açık çek falan. Yani Nolan'ın hayatındasın. Mustafa Seven aradı. Ne yaparsın? Flu TV'ye çık dedi. Çıkarım. İşte tam olarak bu yüzden, hayır, şey işte tam olarak bu yüzden asla Nolan olamayacağım zaten ya hocam. Yok ama niye? ama ben bu yazgıyı kabul ettim. Kızım, zaten. Kızım niye çıkıyorsun Flu TV'ye? Hocam çünkü ben Flu TV'yi ve Mustafa Bey'i seviyorum. Allah Allah. Ya, Mustafa sen ne diyorsun? Şunu bilmediğim için tabii ki çıkılmaz. Ama şunu bilmiyoruz ya, yapımcısının oğlunun YouTube kanalı olabilir falan filan yani. Şeyi bilmiyorum, oradaki dengeleri bilmiyorum. Hayır, bizim Kumru ya o kadar ünlü olmuş. Hı. Biz yani tanıyoruz biz. Bu diyelim ki 5 sene sonra Nolan gibi olmuş. Londra'da ama yaşıyor. O zaman zaten o oraya geldiyse biz de... biz de bir şey olmuşuz diyorsun. Atıyorum. Gay'ine bir skeç çekmiş olabiliriz falan. Hani biz de kendimizi aşmış olabiliriz. Yok yok, yapılmaz tabii canım. İşin gücüm vardır. Bunu herkesten cevap rica ediyorum. Vahit sen açar mısın telefonunu? Nasıl yani? Yani Mustafa aradı. Ulan örnek niye benimki? İlker arıyor, açar mısın? Mustafa Bey ararsa açarım ya. İşte ben ararsam? Bir düşünürüm. Dolayısıyla yani beni açarlar zaten. Seviyorlar. Senin üzerinden gidelim. Nazım açmaz. Yo, açtırırım birini. Karşım benim işte en... Buyurun. İki... Doğrusu o. Nazım Bey'in sekreteri. Alo, Nazım Bey'in sekreteri mi? Evet. O beni hatırlar. Ben ona SSK'sını ödüyordum eskiden. İlker mi? Onun Bağkur'a transferi yapılmamıştı. EYT'sinde bir problem var belki. Hocam nereden geldiğinizi kanalı unutmayacaksınız. Çıkar mısın kanalı? Ya arada şey varsa... Yani hepimiz aynı yerden geliyoruz ama... Bağ varsa her türlü çıkılır istersen. Yani Londra'dan kalkacaksın havuzlu evinden. Evet. Arada ama cidden bir bağ varsa, bağ yoksa... SSK'nı ödedik diyoruz. Daha nasıl bir bağ açtırsın? Peki geldin buraya, şey yapar mısın? Kahve getirin işte. Mertcan hala burada duruyor. Mesela Mertcan getirdi sana, süt kesilmiş kahvede. Ne yaparsın? Ya şu an Mertcan'a nasıl davranıyorsam aynı şekilde davranırım muhtemelen de. Abi orada şey çok zor. Hatırlıyor musunuz? Cem Yılmaz'ın nezaketini Rüstem Batum'a çıktığındaki. Yani Cem evet, Yılmaz'san evet, o kadar seninle ilgili herkesin bilgisi netse o tevazuyu gösterebiliyorsun. Evet. Yoksa çok zorlayıcı şeyler. Sen geldin, İlker'in karşısına oturdun. Aranızda eskiden gelen bir başka bir ilişki de var. İlker sana koskoca Christopher Nolan'a şey diyebilir. Ne oldu? yapabilir. Sen de mesela, çok zor durumda kalabilirsin. Mesela yapalım bu röportajı. Ben... Evet. Nazım hoş geldin. Tabii dünya çapında başarılısın artık. Tebrik ederim. Estağfurullah hocam ya işte. Bir kere kan almanız bütün ülkece bizi çok gururlandırdı. Kan almadı ama. Kan almadın oğlum. Hayır, Nolan üzerinden konuşma. Yok yok, Nolan ol. Nolan olmuş. Ben senin kavmini niye seçiyorsun? Senin kim o? Pardon. Nazım çok... Biz de gurur duyuyoruz yani. Süt. Zamanında çok hatırlarım.
ama zamanında çok hatırlarım burada sen ışık asardın falan. Tabii, hocam inanmadınız ama siz de inanmadınız. Evet ama çok saçma işler yapıyorsun abi. Niye IMAX'te çekiyorsun mesela, çok gereksiz değil mi? Hocam hep biliyorsunuz zaten, hep niyetim vardı böyle film falan çok severdim. IMAX parayı da karşılıyorlar. Gerçekten. Bir dahakine çift IMAX'te yapacağım. Egosantriğin tam tersi neyse olsun. Böyle çok şükür ne oğlum. Peki Nazım diyorum, beni bir işe koysan oralarda hani... Asistanlık falan. O mafyalaşma diyorduk ya. Aynı şey var orada da var. Bir şey yaparım ama sizin için birkaç görüşme yaparım. Ha yaparım. Madem hala nazik kibar nazik, yok oğlum nazik. Senden olmaz. Dönme, benden dönmez. Peki yok. Hemen devam ediyoruz. Sen yapar mısın çocuğum? Hocam paşa paşa gelirim. Nasıl yalancılar? Asker bu asker. Hocam gerçekten yani ne yalanı paşa paşa. Hayır şu gelirim. Anda gelirsin. O sen Nolan olmak ne demek onu ama anlamadım. Ama sonuçta nereden geldiğimi biliyorum ya. Yani onu... Oğlum hepimiz... Peki geldin oturdun yerden. Ya... Hazır gelmişken şu kumu da bitirmişsiniz. İşte onu yapmam. Çünkü gerçekten o küstahlığı da yapacak adamdır çünkü. Yok, onu oğlum yapmam. Olur mu? Ben YouTuber'ım. Chris Nolan'la kedi kumu temizlettik videosu. Senin için eğer orada mantıklı. Bir Chris Nolan niye umurunda olsun ki bu? Yok, 2,5 milyon izleme. Tüm kariyerim biter yani. Yok. Sen olmaz. Yapar mısın çocuğum? Hocam ben muhtemelen gelmem ya. Zor olur. Spotify kanalımla bak, ilgili. Dürüst, zor dürüst olur. Çocuk. İşim çıkabilir. Dürüst çocuk. Tamam. Enes'in çıkışını verelim. Sen zaten gelmezsin herhalde. Yok gelmez. Bayılıyorum bu Z kuşağına. Evet. Yaş düştükçe normalleşiyorlar. Dürüst arkadaşlar ve dürüst olmayanlar bugün ortaya çıkıyor. Hocam dürüst olmamakla dürüst olmamakla alakası yok. Aynı uydururum yani. Böyle direkt gelmem değil de. Tamam. Hocam yalan ameliyat olduğum diye. Apandistim patladı falan. Yalan dolan ya. Ama bir şey diyeceğim. Ben ve Nazım ben ve Nazım bu kanalın romantikleriyiz yani. Bu cevabı vereceğimizi biliyor olmalı. Sana beni de soktu. Ben ama şundan korkuyorum. En gelmeyecekler siz olabilirsiniz. Yani. Ulaşamayız bile böyle. Yok, evet. Hocam niye öyle düşünüyorsunuz? Evet. Başka Mert sen gelmezsin herhalde. Ben de gelmem hocam. Bravo, tebrik ederim. Akıllı adamlar. Sen gelir misin Mustafa? Ben bir yere gitmemiş olurum zaten. Ya Mustafa ağlayacağım şimdi. Şu cevabı vermedi kimse. Ne diyecektim? Ne durumdayım? Mustafa bir projem var. IMAX'te çekmek istiyorum YouTube programlarını. Yan tutarsan olur. Kamerayı yan tutalım hemen. Ya şöyle bir yan proje tutarsan düşündüm. Tutar. Bizde 3 Black Magic var ya, onları yan yana rig yapalım. Evet. 3 kere 6 18. Ha 18 kaldık. Olur mu ya, çok güzel olacak. Şu anda benim gibi bir sürü insan anlamadığı bir teknik bir şey konuşuyorsunuz değil mi? Hayır, şey yap, herif IMAX'le çekiyor ya. Hı. Biz onu dijital olarak yapacağız. Sen herhangi bir film çek de önce. Skeç sen çekeceğim. Çekecek onu. Misin? Komik olmayan skeç diyor yine ver. Ya. Skeç diyor yine. Evet. Film çekmiyor. Skeç'in Türkçesi ne? Güldür kaç falan gibi bir şey mi? yok mu onun? Onun Türkçesi yok mu? Yok abi. Parodi. Evet. Parodi. O da Fransızca hocam. Parodi. Hocam bu hafta teknoloji haberlerimiz de biraz tatsız. 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 Çünkü iki tane zam haberimiz var. Oğlum bunu konuştuk zaten. Bu konuda her alandaki zamları konuşamayız. Bunu söyleyelim, insanlar bilsin. Bir tanesi çok az kişi ilgilendiriyordur muhtemelen. Sesin geliyor değil mi bu arada? Geliyor, ben dinliyorum şu an. YouTube Premium'a %17 zam geldi. Bu Amerika fiyatı tabii. Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ama bizim ekipte kimse kullanmıyor Premium, benden başka. Ben kullanıyorum. Ben kullanıyorum hocam. Spotify ha. Mı? YouTube Premium. Ha, YouTube. Onu bilmiyor bile öyle bir şey olduğunu. Evet. Yıllık şu an 140 dolara geliyormuş. 20 dolar artmış yıllık fiyatı. Oğlum bu arada birimizin Premium kullanmaması lazım bu reklamları falan görmek için. Sen... Hepsi şey fakir modundalar. Ben. Evet buyurun. Evet YouTube Premium haberi bu kadardı. Bunda zaten çok... Senin Premium'un var mı? Yok hocam. Hayır o Spotify senin? Kullanıyor. Yok ama istiyorum aslında. Şey ben mesela YouTube Premium olduğu için YouTube Müzik de geliyor onunla. Ekstra bir para vermiyorum diye biliyorum. Evet ekstra para veriyorum. Spotify ile ne fark var? Yani o müzik platformlarından neyin neye göre tercih ediyorsunuz? Seni de konuya katmaya çalışıyorum. Bir tek Spotify dedin başladığım zaman. Hocam şey bambaşka algoritmaları var ya Spotify ile YouTube'un. Çok tamam o zaman anladım. Okay. Bu arada zaman... Flu'dan haberlerden bir haber daha vermek ama isteriz. Ama o bölümü kapattık. Söyledim. Ama yeni olmuş. Şu anda mı oldu? Yok hayır. Şu an aklımıza getirdi genel koordinatörümüz Gülsemin Anguçlan'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta biz bu ekip ve
bilim ekibimiz. Rakı'ya gidiyoruz. Rakı'ya gitmiyoruz. Tabii ki Oppenheimer'a gidiyoruz. Bir hafta ve Chris Nolan'la seyredeceğiz sayın seyirciler. Kendisiyle konuştum. Bu sürprizi de burada açıklamak istiyorum. Chris benim eski arkadaşımdır. Aradım. Gelirim abi dedi. Abi mi dedi? Bro. Bro I will come dedi. IMAX'te seyretmesem olur mu şeyi? Ben sizle seyretmeyeceğim. Kendim Türkiye'de seyredeceğim. Türkiye'de IMAX olmadan seyretsem olur. Olur. Daha iyi olur belki de. Ha, teşekkür ederim. Niye daha iyi olsun? Daha aydınlık olabilir. Evet. Ben öyle karanlık mi sevmiyorum. IMAX aldık vallahi hocam. Yani siz gidin de oğlum siz. Gidiyoruz. O kadar kişiyi IMAX'te seyredeceğiz demişken bir şey daha duyuracaktık. Resolve kurslarımız başlıyor. Kayıtlara lütfen başvurun. eğitim.flutv.me eğitim.flutv.me adresinden DaVinci Resolve'u harika bir eğitmenden yani Mert'ten yani ünlü olduktan sonra bize geri gelmeyecek kontenjanı olan. Kontenjanı dolmadı mı onun? Kaç kişilik kontenjanı var? Başvurulara geri dönüş yapıyoruz şu an. Netleştiren olmadı. Tamam ama bitiyor ya. Zaten zırt diye bitiyor. Sen evet. Onları düzenli yapıyorsun. Zırt diye bitmedi. O yüzden bu duyuruyu yapıyoruz. Hayır. Normalde hep zırt diye bitiyor ya. O yüzden yani çok yüksek bir kontenjanın yok senin değil mi? Şimdi zamlardan sözü açmak istiyorum. Orada da galiba halkımızda para olmayabilir diye bir düşüncem var. Abi zaten Resolve ben eve ekmek getirdim mi? Hayır Resolve kursuna verdim diye bir şey yok. Buyur Gülse. Evet. Teknoloji haberine devam ediyorsun. Evet bir tane daha haberimiz var. Bu da bir zam haberi. Ama zam haberinin yanında garip de bir durumu var. Netflix en düşük planındaki reklamsız şeyi kaldırdı. Artık en düşük plan reklamlı oldu. Gülse eğitim.flutv.me web sitesi. Mail değil. Evet pardon. Artık gerçi bunun da Türkiye fiyatı belli değil. Henüz Amerika fiyatı var. Ama $7 bir paket alıyorsunuz. Artık ücret şeysiz reklamsız pakete kaydolamıyorsunuz en düşük seviyede. Ve reklamlarla desteklenmiş oluyor. 1080p çözünürlük veriyor. Ve sadece iki cihazla çalışıyor. Tek kullanıcı değil mi abi? Benim şu anda tek kullanıcı sanırım. Kaç çözünürlük ki? 4K'dır herhalde. 4K gerçi para vermediysen 4K'dır. Para veriyorum. Netflix'in hayır, parası. Ayrı para bu. Ha, ayrı para verdim tamam. Okay. En yüksek seviye şu an $20 Amerika'da. Türkiye'ye $20 olarak mı geliyor onu bilmiyorum. Hayır, Türkiye daha çok ucuz. Daha ucuz. Evet. Bende şey var en yükseği var. Ben ne kadar aylık? $20'dan çok daha az ödüyorum. Ne kadar ödüyordum? 130 mu? 100. Öyle bir şey 150 mi? Çok ucuz. 180 mi? Hayatım bunların hepsine 50-100. Ben bir tek bir Netflix kullanıyorum ya. Evet program yavaş yavaş. 1000 izleyiciye düşünce. Ekip de yoruldu ben arkadaşlar. Ben hep 50 liralık alıyorum Mustafa bugüne Bey. Kadar yaptığımız en uzun canlı yayın oldu galiba. Niye böyle bir şey yaptık? Sanki çok eğlenceliymiş gibi. Yani bunu bir yerde şey demek. Çünkü 2900 kişi hala izlemeye devam ediyor. Abi insanların... adamın teknoloji haberi diyorsun hep zam haberi veriyor. Yok evet. İcat teknoloji... mucit bir şey yok mu? Ya yani yok mu? Mark'la Elon kavga etmiyor mu ya? Daha etmediler ya. Onlar bizi kandırıyor gibi geliyor bana. Hocam bizlikler. Onların kafes dövüşü eğer public halka açık olacaksa acaba canlı yayından para toplayıp o parayla da Flu TV ekibi olarak bunun videosunu çekmeye gitsek mi? Siz dümenciliğe iyi alıştınız bakıyorsunuz. Kolezyumda yapmayacaklar mıydı? Öyle bir muhabbet evet, var. Evet kapatayım çok yavaş. Çok teşekkürler. Bence kapatın. Ya bence yarım saat önce kapatın. Sen kapatır mısın bugün? Çok benim teşekkür ama ederiz. Benim gibi kapat. Yani benim. Ya ben gibi. Hiç o benim tarzım dalga değil. Dalga geç bende. Bugün de bir canlı yayının sonuna geldik. Bendeniz. Dünyanın en saygıdeğer iyi yönetmeni İlker Ceniklegil. Sağımda. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Neydi kolay değilmiş demek ki. Değil hayır ben bunu bu benim ilgimi çekmiyor. İnsanların isimlerini ve titrelerini söylemek. Bence... Bugün de bize bu kadar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün aynı saatte aynı kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.